konuşuruz. Berin, Efendim. eve geldin mi? Modum düştü yani. Eve geldin mi? Geldim. Ablam Discord'a gel o zaman. Discord'a Berin, kamera gidemem. açsana Discord'dan. Telefonda Discord var mı senin? Telefonda yok. Hadi kamera aç, kamera. Seni özledim ablam. Canım sıkıldı. Çocuk bayramı ya. Sen çocuksun ya. Sen bugün yayını sen yapıyor ol. Ben biraz içeride gidip Ama yatayım. Başım ağrıyor ablam ben ya. 18 yaşında hür bir bireyim. Çocuk değilim. Ya benim bir git ya. Sen hala çocuk gibi konuşuyorsun ama. Bir bireyim. Sen bir birey misin ablam? Ben hadi küçük çocuklar. Ay küçük çocuk demeyeyim. Hadi ablam gel gel, kamera aç. Telefonda var mı Discord'un? Ya bilgisayar. Ama telefonda yok. Bilgisayarında vardı. Bilgisayardan kamera Hemen bilgisayarını açayım. Nasıl açsana. Hemen bakayım? Ben bilgisayara bakayım. geç. Nasıl kamera açtığını anlatacağım. İlk Tinte Kapı Discord'a gel. Odada konuşalım. Ben sana anlatacağım nasıl açacağını kamerayı. Hemen girdim mi? Ablam hangi odadasın? Dur Discord ekranını Tinita vereyim. kapı. Bekle. Tinita Kapı. Hangi odadasın diyorum, Tinita Kapı diyor. Daha oda adlarını bilmiyor ki bu çocuk. Ablam bir odaya girsene. Alt oda olur, üst oda olur. Hemen. Bölüm bölüme gireyim. Bölüm bölüm ne ya? Yayını da açayım. Ablam şu özel sohbet 1'e girsene Allah rızası için. Bölüm bölüme gireyim diyor ya. Dediği şey şu. Bunlar benim yayındaki videolarımı hazırladığım odalar. Bu odalar Metin kanalı. Sesli sohbet değil bunlar. Bölüm bölüme gireyim diyor. Niye böyle insanlar? Bu Behrin'i ben piyasaya soksam var ya, benden daha çok dalga geçilecek biri Behrin olurdu. Ablam bak, anlatıyorum. General yazıyor ya, general. Yanında da böyle siyah mikrofon tuşu var. Ona gir. Ya da bekleme yazıyor. Ona gir. Sen bu odaları görüyorsan senin yetkin vardır. Tinita kapıya gir. Müzik bir müzik var. Ya beni şaka mı yapıyorsun? Ya sen salak mısın? Hadi girsene bir odaya ya. Ablam göremiyor musun odaları yoksa? Hayır, göremiyorum. Tamam, sen müzik bir müzik ikiye gir. Hemen müzik bile gireceğim. Tamam. Çocuk yazık, Girdim. sağırlaştırılmış sunucuda. Ablam dur, seni çekiyorum. Dur bekle, açayım ben. Açayım ben. Ama tipim bakayım. Ablam Neyse. telefonu kapatalım mı? Tamam. Salak ya. Niye sektire Ay, sektire çektin? Ben de öyle çekebiliyorum bir tek. ben neredeyim? Ablam nasıl neredeyim? Kamerayı aça basayım mı? Bas bakayım. Dur, hemen yayına vermiyorum. İlk sen bir bas, sonra yayına vereyim. Sıkıntı olmasın. Aç, tamam. Yayına vermiyorum şu an seni. Nasılsın tatlım? Ablam Discord'um dondu. Heh, tamam geldi. Dur, şu Berin, an biz niye telefonu hiç açtım. böyle yayın yapmıyoruz seninle? Biz salak mıyız? Abla, bilmiyorum. Oha, biz niye seninle hiç böyle yayın yapmadık? Bu benim kardeşim Berin Öztürk. Kız, Dondun şu an ablam. Ha, var geldi. mıyım? Varsın ablam. Ama ben kimseyi göremiyorum. Ne yapacağım? Sen zaten hiçbir zaman kimseyi göremiyorsun ya. Nasıl görünüyor? Benim Senin niye kameran yok? Tatlış Berin yazmış. Teşekkür ederim. Ablam bu tırnaklar ne mübarek? Bir göster bakayım. Ama bunlar uzanmış halde. Yazık, şu çocuğun küçük tipine bak. Arada da donuyor. Tamam, kafi ablam. Gördük, güzelmiş. Ay, çok acıktım Allah'ım. Berin. Ha, şimdi ne diyecektim? Ablam tamam, sen küçük çocuk olduğu için ben sana verdim bu kanalı. Ne yapalım? Mi? Annem ne yapıyor? Ya Annem bunu yemek almaya gitti. bir şey söyleyeceğim. Ay, dışarıdan deli gibi ses geliyor ya. Ne söyleyecektim ablam sana? Arada donuyor kameran, haberin olsun.
İnternetin biraz kötü galiba. Evet. Senin sesini biraz açayım ben. Bir de sana yetki verebiliyor muyum? Vermişim her rolü. Daha ne vereceğim? Kardeşin 10 yaşında mı? Yok, 18 yaşında. Berin. Tamam. Berin'in anısını anlatacağım şimdi. Bir şey diyeceğim. Ben kimsenin mesajlarını Sesini çok açmışım ben ya. Nasıl kimsenin mesajını göremiyorsun? O ne demek? yani yayınını göremiyorum. Ablam telefonundan aç bak o zaman illa çok istiyorsan. Ama telefonuma geç geliyor. Salak, çete bakarsın sadece. Sesi kapat, beni görmesen de olur. Ama sensiz olmaz Tamam, yarim. tamam Beril. Şimdi Beril'in küçüklük anısını anlatacağım. Bunu anlattık ama ya, bir daha mı anlatalım? Neyse. Dilay yok ki Twitch'te. Kardeşin oldu çok be. Benziyor muyuz gerçekten? Ay tipime bak çok çirkinim. Bir git ya. Annem ne yapıyor biliyor musunuz? Annem benim bir yayınıma çıkıyor ya. 10 saat o yayını izliyor. İnceleye inceleye ama geriye alıyor. Bir daha bakıyor. Durduruyor bir daha bakıyor. Tüm gün o yayına bakıyor. Biz hani bir ara dışarıda yayın yapmıştık ya şeyle. Beğer'in annem ben Antalya'da sahil Konyaaltı sahil yayın yapmıştık ya. O yayından sonra ben o gün bir de vlog çekmiştim evde, ev turu vlog. Annemin yanına gidiyorum, anne ne yapıyorsun diyorum, yayın tekrarını izliyorum diyor. Aradan bir saat geçiyor, annemin yanına gidiyorum, anne ne yapıyorsun diyorum, yayın tekrarını izliyorum diyor. Tüm gün yayın tekrarını izledi. Kardeşim adı Beğer'in. Beğer'in Instagram hesabı çalınmış. Beğer'in ne oldu, bir anlat onu. Anlatıyorum arkadaşlar. Dur çok Şimdi ben merak ettim. okuldan çıktım bir gün. Tamam mı? Instagram'a girdim. Oh dedim. Ne olmuş Instagram'da? Böyle upuzun bir yazı çıktı. İşte telefonunda olan, ay Instagram'da olan dışı bir durum mu oldu? O tarz bir şey yazmış. Sonra altında ben robot değilim bas falan yazıyordu. Öyle yazdım. Sonra dedi ki kendini onu kanıtlamak için telefonla kod göndereceğiz. Onu giy dedi. Tamam dedim. Yazıyorum yazıyorum. Olmuyor. Sonra bir baktım şey seçmişim. Şu Amerikalıların var ya başlangıç şeyi. O ne Hani bizim ya? artı 90 ya. Amerikanlarınkini Abla? seçmişim. Sonra bunu arkadaşım gördü. Berin sen gerizekalı mısın dedi. Sonra değiştirdim. Neyse. Yazdım tekrar. Bu sefer dedi ki Donuyor. çok fazla kod gönderme denediğin için 24 saat sonra deneyeceğiz dedi. Ben tamam dedim. 24 saat bekledim. Sonra tekrar denedim. Tekrar olmadı. Bu sefer her şeyi doğru yapıyorum. Ertesi gün yine denedim. Yine olmadı. Ben de dedim ay donmuşum. Neyse. Neyse işte. Sonra olmadı yani sonuç olarak. Sen ha Instagram'ı çaldırmadın. Kendi kendine mi imha ettin? Hayır ben imha etmedim. Ben Instagram'a girdim. İşte Instagram'ın olan dışı bir durum Tamam olduğunda o tarz bir anladım. şey söyledim. Sen Yani kapatmıştım. Instagram'dan kendine sürekli kod göndermeye çalıştın ya ablam. Sürekli Evet. kod göndermeye çalıştığın için bug'a soktun. Yani bug'a dediğim ya Instagram dedi ki bu dedi ne yapıyor böyle dedi. Yayını imha etti. Yayını demişim. Tatlım. Öyle değil. İkimiz sohbet etmeyelim Öyle değil abla. Sonra 24 saat sonra tekrar dene dedi. Ben de 24 saat sonra tekrar denedim. Sonra dedi ki olmadı dedi bir daha 24 saat sonra tekrar dene dedi. Meryem, yayına baksana. Tamam ablam benim bir tane tanıdığım var. Instagram'ları kapananlara yardım ediyor. Açabiliyor. Mesleği bu, tamam mı? Ben ona Güzel. yazacağım. Senin Instagram'ını kurtaracağız. Evet abi. Samet abi değil. Samet bilmiyordur öyle şeyleri. Benim baksana Hayır. kendime Mercedes'li maske satın aldım. Var ya 300 liraydı bu biliyor musun? Ama sen gerizekalı mısın? Güzel mi? Bir dakika, bana geç geldiği için biraz beklememiz lazım. Bak. Çoraba ve çorap yani. Gördüm. Güzel mi ablam? 300 lira etmiyor ama değil mi? Sen ciddi misin? Şaka mı yapıyorsun? Ciddiyim. Chat'te ben de dalga geçtiler. Manyak mı bu fiyatı mı verdin diye. Annem geldi mi? Annem geldi arkadaşlar. Selam. Ne yapıyorsun Niş? Öyle Anne değil. iyiyim sen nasılsın? Annem beni göremiyor şu an. Anne ben yayına gidiyor sizin görüntünüz haberin olsun. Sen değil misin?
Anne dur, anneme de söyle. Anne, ben kendime Mercedes'i maske aldım, gördün mü? Ne yapacağım anlamadım. Mercedes yazılı maske aldım. Amblemli, güzel mi? Göremiyorum ki seni. Şurada. Ha. Bekle. Dur, Beyrin kendini büyüğe almış, seni küçüğe almış. Ben de Beyrin'i Abi sen diye bakıyor. ben almadım öyle bak. Ha, güzel. Anne, İyi. peki 300 liraya aldım. Sence çok mu? Oha. Kızım Enayi, sen salak mısın? enayi, Töbe enayi. töbe Töbe Ay dur töbe. insanlar. Anne şaka yaptım ya. Almadım. Şimdi chat'tekiler de inanacak diye çok korktum. Yayın başı söylemiştim zaten. Öyle Berin'i kandırmak için söyledim. Öyle bir şey alır mıyım? Bedavaya aldım. Ha, tamam annem, bedava ise iyi almış. Almışım Evet. En az bir 3 lirası vardı. Allah'ım ya. İyi, 3 lira cepte. Ablacığım fark ettin mi bilmiyorum ama ben gelince arttı bir sayı. Resmiyet, sana ne diyeceğim? Anne şimdi söyleme özel bir şeyse lütfen. Yo, ben hani sana 65 kilo kusurum ama demiştim ya. Ha? Bugün tartıldım, 64 kilo geldim. Ya. Zayıflıyor arkadaşlar. Evet. Bana da öneriyor ama ben zayıflayamıyorum. Evet. Ama dün ben çok şekerli şeyler yemiştim. Nasıl zayıfladım anlamadım. Anne bir günlük değil bu. Ömür boyluk bir beslenme düzeni olduğu için. Evet, doğru. Doğru. Dün iki tane gofret yedim, kavun yedim, iki dilim. Kavun yedim deyince aklıma bizim kavun geliyor. Yok. Ama anne bir yüzün zayıflamış senin. Oha annem Değil mi? zayıflamış fark ettiniz mi? İşte 64 olmuşum. Hatta ya, tartı yanlış mı ölçüyor acaba dedim. Bir daha tartıldım. Yine Anne 64 geldim. yanlış ölçüyorsa belki bir daha yanlış ölçmüştür. Şaka şaka anne niye yanlış ölçtün? Hep o tartıda tartılıyorsun. Annemin yüzü Evet, bir şok zayıflamış. oldu. Şeyden hatırlayanlar biliyordur. Mobil yayın açmıştık Antalya'da. Ben geleli 2 ay oldu. Sen 2 ayda çok kilo verdin anne o zaman. Anne Evet, beni kaç de kilo zayıflat verdim? lütfen Tamam, hatırlıyorum. ya. Annem başladığında diyete 73 kiloydu. Evet, 73'ten 64. Yani diyetisyene başladığında. Diyetisyene diyor mu annem, o diyetisyene sen de gel diye. Anne senin diyetisyen Antalya'da ben ne yapayım? Anne tamam bunları sonra konuşsak olur mu? Çok kilo muhabbete girmeyelim. Daha sonra Evet. ayarlarız bunları. Anne Tamam. beni de... Annem bir kemik kaldı. Anne çok iyi zayıflamışsın ha. Yüzün incelmiş gitmiş yemin ederim. Egzersiz yapmıyorum yani. Egzersiz yapsam daha Anne kilo ya, vereceğim diye. ilgiyi kendine çektin. Anne Ben şimdi bugün değerini yine ajanstan aradılar. ne Esli'nin ajansı? ajansı. Esline ajans. Esli. Ne diye? Bana uygun oyunculuklar varmış tabii. Evet. Ya anne, herkesin hayatı güzel gidiyor. Bir Öyle tek değil. benim hayatım kötü gidiyor. Ona uygun oyunculuklar varmış. Berin Özsük'e uygun oyunculuklar var. Görüşmeye çağırdı bizi. Nasıl oyunculuklarmış ablam? Aşk 101 gibi diziler mi? Bilmiyoruz artık. gidecek misin? Ben yarın köye gidecek gibiyim. Bilmiyorum ki. Giderim herhalde. Anne Ha. sana sorma, bana sor. İşte beni ben götüreceğim ya. İyi, Ben iyi. Gidin götüreceğim. gidin. Ama dikkat edin, para istemesinler sizden, tamam Ben de öyle dedim. Beğendim. Hiçbir yere imza atman mı? Bir de şimdi ablam sen reşit sayılıyorsun ya, bir şey olur falan. Evet, borca morca falan imza Ah attılar. Beğendim. be, Berin. Keşke Ne? hani Burak Yörük var ya sen seviyordun onu 5'ine 1 K'dayken. O Çağrı'nın yayına katıldı ya oyuncu olmak isteyenlere böyle şey oyuncu olmak isteyenler Burak Yörük'e işte şey yapıyordu. Tiyatro çeviriyorlardı 1-2 dakikalık. O da böyle yorumluyordu. Keşke sen de katılsaydın abla. Ama bunu 100 defa dedin, sıkıldım artık. Hatta yerine ben de düşündüm, biliyor musun? Acaba üniversitede oyunculuk bölümünü mü oynasın? Oyuncak bölümü mü oynasın? Takıldı. Takıldı, dur vuralım da. Takıldı.
ben çok acıktım. Anne hadi bay bay ya. Görüşürüz. Bay bay. Allah kabul etsin arkadaşlar. Ben yiyorum yemeği. Oha bir şey söyleyeceğim. Beyrin şu an bir ispat yöntemi buldum kendime. Fuat Korkmaz yazmış ki chatte. Ben Nesrin'i ciddi RP sanıyordum ama abi RP değilmiş kardeş falan da aynı demiş. Bundan sonra çağırın chatinde her bana bunu yazdıklarında sana kamera açtıracağım Beyrin. Çünkü birbirimizin aynısıyız ya. Tamam. Durum bazen canımı sıksa da yapacak bir şey yok. Neyse ablam cidden oyunculuk yapmak istiyor musun? Evet. Hadi Berin bir tane rol yapalım mı bizde? Abi ya. Berin lütfen ben sana bir rol anlatayım sen de yap. Berin lütfen. Bilir misin seninle pembe dizi çevirmemizi? Hani biz yapıyorduk eskiden. Ne dizisi yapmıştık biz? Kiralık aşk. Hayır. Asistan patron. Sen hayır abi. Bir dakika. Neydi ya? Yayında anlatmıştım hatta. Unuttum ya. Aa bir tane TikTok var Berin onu yapsana. Neyden? Kalender TikTok'unu sen biliyor musun? Dur o zaman nasıl yapacağım? Sana... Ya abla oyunculuk yapmak istemiyorum. Hayır TikTok. Şey yapacaksın. Dur videoyu nereden bulacağım ben? Bir dakika videoyu bulmam lazım. Bir saniye. Kalender TikTok. Beni sana açacağım şimdi. Sen onu izle. Ali tek sevdiğim. Abi ben oyunculuk yapmam. Şimdi kesit alırlar. Sinir olur. Ablam dur sana atayım ben bunu. Çağrı'nın videosunu mu açayım direkt? Ya da dur ya dur onu birazdan yaparız. Tamam bir dakika. Kopyaladım da ama ben onun sesini nasıl açacağım? Hasan Paşalar normalde şey yapmıştı. Bot atmışlardı. Botu açmıştı. Soundpad atmışlardı. Ben onları bilmiyorum ki şu an. Ben yapamam ya şu an. Neyse ablam tamam. Sen normal yüz mimikleri yap. Mesela şaşır. Diyelim ki ben diyeyim ki. Sen diyeyim ki üniversite sınavına hazırlanan bir çocukmuşsun. Sınava girmişsin. Sonucuna bakamıyorsun. Çok heyecanlısın. Ben de senin en yakın arkadaşınım. Ama sen şeysin. Adını Ferah koydum tamam mı? Sen öylesin. Yani sen, ben senin yakın arkadaşım, ben bir yer kazanamamışım, şimdi senin sonucuna bakıyoruz ve sen kazandığını öğreneceksin, tamam mı? Yazıyor orada, Berin Öztürk diyor, TYT Türkiye 5.'si, tam o yazıyı gördüğün anın ifadesini yap. Ya abla bir şey söyleyeceğim. Yap ablam, şaşır bir. İstemiyorum yapmak ya. Ben oyuncu oldum. Sen Emir ol, Berin Feriha olsun, tamam. Bir de fail istersen ver ya. Ya tamam ya yapamadım ben ya. Ne yapacağımı unuttum bile. Çocuk heyecanlandı. Beğerin alışkın değil kamera açmaya değil mi ablam? Evet ya üstüme gelmeyin. Kimse senin üstüne gelmiyor Beğerin bak döverim ha. Kalender ol sen. Beğerin şu TikTok'u yapabilir misin o zaman? Dur çağrını yaptın değil de bunu atayım. Sana attığım şeyi açabilir misin sen şu an? Dur. Sana özelden bir şey atacağım onu aç. Tamam tatlım. Ya da ben açayım sana yayın vereyim. Çok mantıklı dur. O da olur tatlım. Tamam sana ekran veriyorum ekranıma gir. Tamam. Bekle. Tamam sen gir. Girdin mi? Girdim. Tamam açtım. Bunu yapacağım. Kalender. Ah siktir lan. Yüzüğü çıkar. Yüzüğü çıkar. Bir de Çağrı'nınkini açayım mı? Evet. Çağrı da yaptı bak böyle. Hani tek sevdiğim bendim. Kalender. Ah siktir lan. Yüzüğü çıkar. Yüzüğü çıkar. Böyle yapacaksın. Yapabilir misin? Yaparım ama yapmak istemiyorum. Hadi ablam yap lütfen. Ya of. Ben senin şakrabanın mıyım? Ablam. Benim kahve taşlarını ne alacağım? Aa, Beyrin bugün ne diyor biliyor musunuz? Beyrin'e dedim ki ablam dedim kız kıza Codenames gireceğiz bugün sen de gelsene diye Beyrin'i aradım. İlk defa oyuna çağırıyorum. Ondan sonra diyor ki tamam gelirim ama kaç para vereceksin diye sordu bana.
Bu benim kardeşim Yılmaz. E abla. Sonra... Bu devirde kim nasıl hemen iş buluyor ha? Ya verin bir git ya. Ha? Tamam verin 10 lira veririm ablam, yapacak bir şey yok. Kabul mü? Kabul mü? Bu devirde marketten 10 lira 3 tane su alamaz. Alırsın. Sen de boş yapma, alırsın da neyse. Neyse tamam onu boş ver. Ben Behrin'in... Bulamazsın. Tamam ablam, ben Behrin'in anılarını anlatacaktım size, onu anlatayım. Bilmeyenler vardır, bilenler bir daha dinlese bir şey olmaz. Bir gün ne oldu biliyor musunuz? Behrin sürekli ağlıyordu, okula gitmek istemiyordu her zamanki gibi. Sürekli ağlıyor, okula gitmiyor, okuldan kaçıyor falan filan. Babam da Behrin'e bir akıl dersi vermek istedi. Ondan sonra, benim babam evde değildi değil mi? Ah be, değildi. Neyse. Ondan sonra bir gün Behrin yine ağlıyor okula gitmeyeceğim diye, babam bir anda bir sinirlendi, dedi ki Behrin dedi hemen eşyalarını topluyorsunuz dedi, Behrin'i bırakacağım artık çocuk esirgeme kurumunda, orada zorla gönderirler dedi, bizi hak etmiyor falan diye. Neyse Behrin daha da ağlıyor, baba gitmek istemiyorum diye Behrin ağlıyor. Biz Behrin'le beraber Behrin'in kıyafetlerini valize sokuyoruz, bildiğin ciddiyle valiz toparladık biz Behrin'in. Öyleydi değil mi ablam, yanlış hatırladığım bir yer var mı? Annemle ablama bakıyorum, kimse bir şey duymuyor. Herkes bu duruma hemen okuyor. Biz hemen valizleri topluyoruz Behrin'i artık gönderelim diye. Ben de var ya eğlence çıkıyor diye düşünmüştüm. Değişiklik oldu. Ablam bizler. Şey gibi Survivor'da kavga çıkınca hoşuma gidiyor ya izlemesi, onun gibiydi. Bu ben olay Behrin. Behrin. Tamam ablam kapat. Bu olay Behrin şeydi, 3. sınıftayken yaşanmış. Ay 3. sınıf değil, 1. sınıfta mıydın Behrin? Abla? Ben 1. sınıftım, 1. Ablam sana bir mikrofon mu alsak ya? Olur ablam. Abla! Buldum ben para harçlığımı. Ne yapacaksın biliyor musun? Kameran çok kötü görüntü. Niye öyle? Karşında ne yapacaksın biliyor musun? Hayır. Sana kulaklık alacaksın. Çünkü kulaklığımın teki bozuk. Tamam. Sadece soldan ses geliyor. Tamam ablam. Sarı olacağım. Tamam ablam alırım. Dur anlatırız. Bir şey söyleyeceğim ya. Senin görüntün niye düzelmedi ya? Nerede bu HP bir şey ayarlayamıyor muyuz? Görüntün bir kötü oldu. Daha değil mi çok iyiydi? Anne tamam anlatacağım devamlı. Annem de chatten sufle veriyor bana. Neyse Behrin'in eşyalarını topladık. Behrin ağlıyor. Behrin ben... Aa buldum Behrin, senin oyunculuğu nasıl test edeceğimizi buldum. Ben olayları anlatırken sen de canlandıracaksın. Hadi ablam. Behrin ne yapıyorsun ya? Ya abla bir dakika. Işık kaçmaya çalışıyorum şu an. Buldum tatlım. Hadi. Neyse Behrin ağlıyor okula gitmeyeceğim diye. Yap Behrin. Okula gitmek istemiyorum. Ondan sonra sen ama ailenin tüm üyeleri olacaksın. Ben bir tek... Tamam sen ailenin tüm üyelerisin tamam mı? Sonra babam dedi ki bunu dedi çocuk esirgeme kurumuna bırakalım. Bu bizi hak etmiyor dedi. De şimdi. Babam ol şimdi de. Behrin'i çocuk esirgeme kurumuna götürsün. Ne bu ya, okula gitmiyor, kaç yaşına gelmiş. Bizi hak etmiyor bu de. Bizi hak etmiyor. Ailemizin yüz karısı. Şimdi ben kendi taklit ediyorum. Tamam baba. Benim taklidim de buydu. Annem etrafa bakınıyor. Salak salak. Sonra babam diyor ki, sonra babam dedi ki hadi şunun eşyalarını toplayın dedi. Neyse biz topluyoruz Behrin. Toplama anını taklit et. Yine ağlıyorsun. Annemi götürmeyin anne. Tamam söz okula gideceğim anne. Oğlum sen bir şey söyleyeceğim. Bunu hep yapıyordun. Sen rol mü yapıyordun Behrin? Sen hep böyle ağlıyorsun. Bilemezsin. Tamam. Neyse biz de topluyoruz böyle. Behrin'cim şunu da koy falan. Neyse topladık. Aa ışığı şimdi güzel yaptın ablam. Çok parladı. Neyse eşyaları topladık. Ondan sonra işte arabaya bindik. Cidden bavulu topladık. Ciddi ciddi gittik tamam mı? Arabayı topladık. Çocuk esirgeme kurumunun önüne kadar gittik. Beni götürmem ama söz gideceğim artık okula. Yaramazlık yapmayacağım.
bana sabır ver. Hasan da kamera açsın. Neyse sonra önüne kadar geldik. Beğerim babama yalvardı. Babam söz veriyor musun? Bak bırakırım seni buraya. Burada seni zorla okula gönderirler. Falan filan bilmem ne diye. Beğerine kızdı. Beğerin tamam dedi, söz vereceğim dedi. Daha demin verdi zaten sözü. Bir daha yapmasın çocuk. Ondan sonracığıma biz oradan geri eve döndük arabayla. Bu kadardı olay. Evet. Ama şimdi düşünce çok komik geliyor değil mi? Babam niye böyle bir şey yapmış? Bence en komik olan sizin hiçbir şey dememeniz. Beğerin ama bir... Hadi sen tamam, beni kıskanıyordun tamam. Bunu annem... Annem şey diye düşünüyordu. Oh bari bir tane çocuk gitti, bir tanesi kaldı. Ama ablam biz o ara şeyi düşünüyorduk annemle. Acaba babam gerçek mi söylüyor, şaka mı diye onu düşünmeye çalışıyorduk. Karar veremedik o an. Dedik bırakmaz herhalde. Ablam şu ışıkları bir bırak ya, yeter artık. İşe, peki Beğerin ondan sonra sen yaptın mı böyle yine gıcıklık, hatırlamıyorum. İşe yaramadı mı oydu? Arkadaşlar ben 9. sınıfım. Okula gitmeyeyim diye sabahları babam beni görmesin de yatağın altına giriyordum. Yorganı da alta koyuyordum, onun üstüne yatıyordum. Ha şey değil mi? Yatağın diğer kenarı kapıdan girince görünmüyordu ya, pencere kenarıydı. Yani evet. Şöyle. Mesela giriş kapısı burada, yatak burada, burada da küçük pencere kısmı var. Buradan girince görünmüyor. Oraya mı yatıyordun? Ben orada üniversitedeydim. Evet. Bilmiyorum baktım. Ama altına giriyordum yani. Hafif çıkıyordu elim kolum falan. Ha. Sonra Hasan... bir gün annemi aradılar. Derin okula gelmedi diye. Annem de panik olmuş. Girdi odaya birden. Derin yok falan diye. Sonra evi arıyordu. Ben de üzüldüm. Çıktım ortaya. Allah'ım sen yardım. Benim bir de kameram donması çok güzel olacak ablam ya. Ah be, bizim internet niye kötü? Bir şey söyleyeceğim. Bu evde kamera donuyor da ben buraya geldiğinde nasıl yayın açacağım? Ne bileyim mi? Bunu ben bilmiyordum bak. Annem de chatten anlatıyor. Anne sen de anlat, sen de taklit et. Annem ne yazmış? Bir gün okuldan aradılar, Beğerin okula gelmedi diye. Ben şok. Annem de rol yapsın. Nasıl yani diye falan. Ay ay. Wi-Fi ile bağlandığı için donuyor bence. Ha doğru lan, ben ethernet kablosu götürmüştüm. Beni sana ethernet kablosu alayım ben. Onu tak internetin bir anda düzeliyor biliyor musun? Bir de bizim evde arkadaşlar şöyle bir şey var. Ethernet kablosunu modem normalde salonda ya, salondan böyle uzatmana gerek yok. Her odada kablo çıkışı var. Yani bir metrelik kablo bile yeterli. Elektrikler gitti. Sen ciddi misin? Ya ben salak mısın ya? Işık yanıyor. Ya sen salak mısın ablam? Ağlam. Elavisisin abla ya. Sen salak mısın? Tamam ben de anladım hemen zaten. Aa mal ya, rol yapıyor bir de ya. Tamam ablam, senin psikolojin bozulmuş. Okulda çok ders çalışmışsın herhalde. Bizim bir de Hasan Paşa var. Beğeri sen Hasan Paşa'yı biliyor musun? Bilmiyorum. O da hiç okula gitmiyor biliyor musun? Abla ben okula gidiyorum, hakkım gelmesin ya. Hasan Paşa. Ya kaldı, ben Beğerin, Allah aşkına canlı yayında hadi Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarına baksak ya. Bilmeyenler için 2-3 hafta önce Milli Savunma Üniversitesi sınav yapıyordu. Bu sınava da Türkiye geneli herkes katıldığı için insanlar o üniversiteye girmek istemese bile kendini önceden bir denemiş görmüş olmak için YGS, LYS, AYT, TYT öncesi giriyorlardı. Beğerin de girdi. Sonuçları açıklamış ama Beğerin bize söylemedi. Meğersem bakmamış. Tamam işte hadi bakalım diyor. Beğerin görüntü iyice gitti ya. Bu niye böyle evin interneti ya? Sana acilen ethernet kablosu sipariş vereceğim. Göndereceğim, takarsın. Takmayı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Hadi bak sonuçlarına da soku hadi. Ya abla hayır. Ya ne olacak ya? Bir değişiklik yapmış oluruz. Beğerin hadi ya, beni kırma. Ne olacak? Abla sen sırf izlenmek için beni harcayamazsın. Benim ne alakası var? Salak mısın ya? Merak ettim. Tatlı.
Nasılım? Hayır. Abla ya bir şey diyeceğim. Sınav sen mi gireceksin ben mi gireceğim? Tamam ablam tamam. Peki sen... Aa hadi bakayım kitaplarını falan göster. Hangi testleri çözüyorsun? 3, 4, 5 TYT matematik. O ne demek ya? O ne demek ya? Yayın ismi 3, 4, 5 yayınları. Haa 3, 4, 5 yayınları. Hangi platformda? Twitch'te mi? Ben kimden de unuttum ya. Ya çok donuyor ya. Telefonun internetini bağlasana bilgisayara. Tatlım tamam. Baksana başta görüntü senin çok iyiydi. Sen bir kez kamerayı kapattın geldin görüntün gitti Berin. Hemen internet... Tamam o da benim suyamla. Tamam hadi internetini değiştir gel seni bekliyoruz. Bizim zamanımızda da karekök vardı aynen ben karekök çözerdim. En zorlu karekök'tü hep. Ya abla tamam sensin en zeki de sensin. Ablam onu demiyorum bir dakika. Sen bilgisayarına telefonu bağlayacaksın anladın değil mi olayı? Telefondan girmeyeceksin yani. Ablam? Ablam? Salak bu anlamadı yanlış bir şey yaptı kesin. Neyse şöyle duralım biz. gitmedi gelir o. Annen de Twitch izliyor internet bozuldu. Aa annem izlediği için oldu. Çok doğru. Çok mantıklı bir şey. Bu arada arkadaşlar ezan okundu. Allah kabul etsin oruç tutanları. İstanbul'da. Of Tudem çok zordu. Ay ben Tudem çözmedim hiç galiba hatırlamıyorum şimdi. Ablam ne yaptın? Hala böyle bu çocuk. Berin. Bu şimdi 2 saat telefonun internetini bağlamaya çalışmazsa ben deneyim. Bu arada şunu falan da izleyeceğiz. Sonra oyun geçeriz. Bir de Discord'daki fotoğrafları da çocuk odadan çıkmış. Yazık ya. Hadi o ara biz Discord'daki fotoğraflara bakalım. Sonra Berin gelir o ara. 23 Nisan için fotoğraf atın demiştim. Bir dünya kişi fotoğraf atmış. Bu fotoğrafları YouTube'dan izleyebilirsiniz. Video şekline getireceğim. Bu arada Hasan Paşa 10. ayını kutlamış. Bayılıyorum bugüne demiş. Cumartesi günlerim Hasan. Hoş geldin. Adnan. Aa ilk Adnan atmış. Ben böyle tek tek bakıyorum. RP yaptı nesi inanmama. Al beni oğlum. Tamam ablam çekiyorum. Bir saniye. Berin'cim bir odaya girersen seni çekebilirim. Hiçbir odaya girmemişsin ki ablam. Berin gir odanın birine. Berin sayısalda şu an. Ne olacağını karar vermedi. Öğretmeni demiş ki bizim okuldaki öğretmeni diyetisyen olsun falan demiş. Heh girdi bir odaya bekle. Dur. Ablam. Gir. Ay kız girdin. Ablacığım televizyon sesini kısar mısın lütfen? Kendi sesimiz yansıyor. Kamerayı aç. Allah'ım bu sefer ben iyi mi? Olsun. Heh donmuyor. Çok iyi çok iyi Berin. Oley. Ya Berin bu çocuk asıl bu çocuk RP gat. Bu arada haberiniz olsun. Sürekli bir rol girişimde bulunuyor. Okulda öğretmen var. Berin sen ne olmak istiyorsun? Arkadaşlar ben normalde yazılım mühendisi veya inşaat mühendisi okumak istiyordum. Sonra Devrim Hoca işte okulun şeyi. Tek aa sana göre değil o meslekler falan yaptı. Eczacılık veya diyetisyenlik okuyacaksın dedi bana. Allah Allah o kimmiş ya? Ben kimsin? Ya Berin salak. Ya görürse sen manyak mısın? Devrim Hoca benim de hocamdı bu arada. Şaka yaptı. Şaka yaptı. Of, şaka yaptı. Devrim Hoca gelsin. Ya o nasıl bir kalp ya? Allah'ım ya ben böyle atlıyorum. İyi tamam. Yani sen ne olmak istiyorsun? Ben aslında eczacılık istiyorum. Eczacılık ben de isterdim. Berin senin sınav tamam. Gününün vlogunu... Berin TYT, AYT başvurularını yaptın mı? Yaptım tabii ki de. Ne zaman yaptın? Oldu bayağı bir ay oldu. Bitti mi başvurular? Bitti. Ah be ben de girseydim beraber vlog çekerdik TYT giriyoruz diye. Yine giriyormuş gibi yapabiliriz. Salak sen girmeyecek misin zaten? Beri yine giriyormuş gibi yapıp tuvalette AFK taklidi yapacak. Sınav bitmiş herkes çıkmış. Biz Beri'ni arıyoruz nerede diye.
tamam lütfen öyle bir şey yapma bu sefer. Ya, bu sefer mi? Daha önce ne zaman yaptın? Okuldan kaçıyordun ya. Geç başvurular var baksana. Ama ben Behrin'le farklı okulda, aynı okulda girecek olursam olur. Farklı okula girecek olursam girmem o sınava. Çünkü Behrin'le destek olmam lazım. Onunla beraber gitmem lazım sınav yerine. Ablacığım sen sanki hiç üniversite sınavına girmemiş gibi konuşuyorsun. Aynı okul gelme ihtimali düşük. Tam da öyle bir ihtimal var. Antalya'da kaç okul var sanki? Ay abla ben sınava üniversitede girdim biliyor musun? Çok güzeldi. Umarım inşallah üniversite sınavında da üniversitede girerim. Ben lisede mi ne girmiştim? Evet biliyorum da olur. Ya mal ya. Hareketlere bak ya. Neyse tamam. Peki sınav ne zaman? Haziran'ın kaçında? 18-19 Haziran. Aa az kalmış. Oha 2 aydan az kalmış Behri. Evet. Stresli misin? Evet. Bazen ağlıyorum. Gerçekten mi? Oha ben 12. sınıfken Behrin benim yanımdaydı ama Behrin 12. sınıfı ben onun yanında değilim artık. Ablam gel burada çalış 2 ay. Burada mı çalışayım? Nerede? Burada. İstanbul'da mı? Evet ablam ben sana ders öğretirim. Oha koluma bakın. Ne oldu koluma? Ne oldu? Az önce hayalet geçişi gibiydi. Ne gibiydi? Hayalet. Behrin garip bir yeteneğini göstersene. Ne yeteneği? Garip bir yeteneğin var mı ablam senin? Yok. Yok mu? Yok. Benim var. Benim var mı? Elimi ne? Böyle yapabiliyorum. Yayından nasıl bakarsın 5 saniye sonra. Çok kıvrak elim yani parmağım. Yavrum ben yine dondum. Yavrum ne ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya onu siz nasıl yapıyorsunuz ya? Yalan söylemeyin. Bunu ben de yapıyorum. Oha Behrin de yapıyormuş. Ama Behrin bizim genetimiz aynı. İkimiz de yapıyoruzdur. Abla bunu herkes yapabiliyor. Şunu yapabiliyor musun? Bir dakika şu. Ekle biraz geç geliyor. Yani şu sağ elimin yani size göre sol elimin işaret parmağım bu kadar kıvrılıyor. Reklam geldi. Maymun taklidi mi yapabiliyormuş? Beğeni sen maymun taklidi mi yapabiliyorsun? Ne yapıyorsun sen böyle mi yapıyorsun? Evet boşver sen maymun taklidi mi yapabiliyorsun sen onu söyle bana bir. Yapabiliyorum da. Yapsana bir. Mart. Şaka şaka Mert chat'teydi ayıp olmasın. Mert'cim saçmalama. Konu başka. O başka bir maymun. Evet Behrin yap bir taklit. Abla ben şunu ve neyse göstermeyeceğim. Hadi yap. Abla hayır ya. İyice şebek yaptın beni. Saçma Behrin maymunlara niye sen öyle bir şey söyledin? Ya tamam ablam hadi ya. Hadi hadi. Daha seninle Codenames oynayacağız. Hadi. Çocuk kendini çok komik sanıyor. Ya ben kendimi niye komik zannediyorum? Şaka yaptım, kandırdım Nazlı yarim. Aa Behrin sen benim rapçiyle karşılaştığımı biliyor musun? Hangi rapçi? Aspova. O kim ya? Ya Behrin bak hatırlayacaksın şimdi. Eski mi senelere yan, derinlere dal. Niye çığırıyorsun ya? O şarkıcıyı biliyor musun? Evet. Biz onunla Valorant'ta karşılaştık biliyor musun? Oha. Ya Behrin. Ya bu çocuk niye böyle ya? Allah Allah. Tamam ya anlatmayacağım bir şey. Ben şok oldum şu an. Ne yaptın? Ya sen yalandan bir şey söyleme bana bir git ya. Allah'ım rabbime. Behrin Codenames'i izledin mi? YouTube'dan benim kanala önermiştim buradan öğrenirsin diye. İzledin mi Codenames oyununu öğrendin mi? Hayır. Sen daha Codenames yazabildin mi YouTube'a? Yazmadım. Sen şimdi ne yapacağız biliyor musun? Biz bir 10 dakika ara verelim sana. O ara Discord'taki fotoğraflara bakarız. Bu arada yemek yiyeyim. Sen de tamam işte sen o arada Codenames izlerken yemek ye. 15 dakika sonra buluşalım. Başka kızlar da gelecek. Hem onlarla seni tanıştırmış olurum. Aa. Ne aa? Behrin. Ya bu aptal bu çocuk ya tövbe yapayım. Bir git ya. Hadi kapat ya.
Yani bizim küfür edeceğim şimdi, annem bu ne diyor diyecek. Bu arada benim internetin donma sebebi annemin yayını izlemesi, haberiniz olsun ablişko. Anne! Sabote etme, kıskanma beni. Behrin bu arada bir ara LOL oynamaya başlamıştı, siz biliyor musunuz? Behrin senin bir saat süren LOL maceranı hatırlıyor musun sen? Behrin tutturdu LOL oynayacağım diye. Behrin'e hesap açtık. TEDxX Mosby aslında Behrin'in hesabı olarak açıldı. Tutturdu ben Ted Mosby istiyorum adamı diye. How I Met Your Mother'ı çok seviyordu o ara, o diziyi. Ted Mosby de oradaki bir başroldeki karakterin adı. Neyse Ted Mosby... Ya benim bir git ya. Ted Mosby'yi alamayınca ben ortaya X ekledim. TEDxX Mosby yaptık. Behrin'e hesap açtık. Behrin bir saat bile deli. 15 dakika mı 20 dakika mı ne oynadı. Sonra dedi ki ya bırak ya ben bu oyunu oynamayacağım dedi. Bir daha da oynamadı. Değil mi abla? Sonra o hesabı ben aldım o yüzden. Bir ara Çağrı abi yayına kardeşini getir de iyice delirsin. Zort mu? Evet. Bu ne lan kendin? Aa Alp dayı hoş geldin. Dur sana VIP'lik vereyim. Swaggy Bark. Abla bu arada benim arkadaşım sana abone olmuş ama sen teşekkür etmemişsin. Hayır ben bazen biriktirip toplu teşekkür ediyorum. Yayının sonuna kadar beklemediyse arkadaşın teşekkürümü duymamıştır. Adı ne? Ayça Gürsu. Hatırlıyorum. Hatta dedim ki Ayça inşallah şu an beni duyuyorsundur, buradasındır dedim. Bilemiyorum artık tatlım. Ayça Gürsu aboneliğin kutlu olsun. Behrin'in arkadaşı Ayça, kusura bakma. Ayça'yı da çağır codename'se. Hayır ben oynarken hiçbir arkadaşım olmaması lazım. Neden? Senin internetine gitti ya. Niye? Utanırım. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz Behrin. Ben sana hemen Amazon Prime ile hemen ertesi gün kargo geliyor arkadaşlar. Reklam yaptım. Sana... Bu arada annem sarı bir kablo getirdi. Babama sormuş bu ne kablosu diye. Babam da demiş ki Ethernet kablosu. E tamam onu tak. Ama bence değil. Onu taksana bir Behrin. Ben sana yalan söylemiştim. Takmayı bilmiyorum abla. Tamam neyse ben onu sana gösteririm. O zaman şimdi sen kapat yemeğini ye. Ben o arada bir video izleyecek bir şeylere bakacaktım. 10 dakika 15 dakika sonra tekrar buluşalım, Codenames oynayalım. Ya Alp dayı o kamerası takılan kardeşim o Behrin. Ya seni bilmeyenler mi izliyor? Deli mi depek mi olayını herkes görmüş. O ne ya? Annem ne yazmış Behrin chat'e? Bilmem bakayım. Deli mi ne de kim mi demek istemiş? Bilmiyorum anlamadım. Ben de anlamadım. Senin arkadaşların mı görmüş yoksa benim olayımı? Onu mu diyor? Şeycem senin olayını herkes gördü. Okulda yanıma gelip ne diyorlar, bu senin ablan. Beni rezil mi oldun, seni utandırdın mı abla? Yani abla sen üzülme diye demek istememiştim ama konusu açılmışken söyleyeyim. Biraz utandım. Gerçekten mi? Anne dalga geç. Utandıranlar asıl utansın Behrin. Benim hiçbir kabahatim yok onda. Neyse ben zaten anlamış oldum gerçek dostum kim değildi. Oha sen ciddi misin? Ya Behrin ya. Kuzenlerim de mi görmüş? Hepsi şakaydı. Bu arada cidden okuldakiler görmüş ama herkes şey yaptı böyle. Deyimine... Dur. Ha dur anladım şey. Galerim. Anladım. Tamam çok konuşmayalım. Anladım. Ablam o zaman senin Codenames'i bekliyorum. Çabucak yemeğini ye. Ne var menüde yemekte? Annem ne yapmış? Yapmamış. Tantuni aldı. Annem var ya aynı ben. Annem şimdi böyle deyince kızıyor ama. Annem yemek yapar da bazen de dışarıdan yemeği çok sever diyelim. IRL Codenames var menüde. Alp dayı. Abi ya Codenames oynamasak da sohbet mi etsek? Ama Behrin tamam ederiz sohbet. Onu oynayalım sonra sohbet devam edelim. Fein oynamayız madem. O kadar insanları ayarladım. Ayıp olur herkese. Yemeklerini acele yesinler diye bile acele ettim. Ben niye acele ettim? Hayır işte yayına yetişsin falan diye. Annem ne yazıyor ya?
Ya boş ver ya. Annem tek tek isim soyuyor bak. Emoşgil, Fertahgil, Hasan Boşlukgil. Fertah. Tamam anladım. Benim olayı, Instagram'a düşen olayı herkes görmüş. Onu anladım. Allah ne yapmasın. Yayın açtığımı bilmeyen akrabalarım bile yayın açtığımı bu sayede öğrendi. Teşekkür ediyorum bu olaydan dolayı. Hiç de bir işe de yaramayan bir şey yani. Ben anladım annemin dediğini. Anne kelimeleri veriyor Nesrin, sen tahmin ediyorsun. Tamam ablam. Hadi yemeğe niye gelirsin? Tamam. Hadi Şimdi iyilik bir tane namına iler. yapacağım. Ne yapacağım? Kim bilmeye çalışın. Ne Sonra yapacağım? yorumları yazın. Bir daha söyle. Taklit yapacağım. Yorumlara yazın. Tamam mı? Tamam, yap. Ay utandım. Beni yapsana. Ay yok. Keşke anlık yapsaydım haber vermeden önce. Neyse ben gideyim. Bekliyoruz ablam, hadi yap. Ya beni yapsana. Ya bu çocuk Yaptım tüm mı? YouTuber'ların karması gibi. Ben anlamıyorum ya. Oğuzhan Uğur taklidi mi yaptın? Evet. Oha, bunu da bir tek ben anlarım ha. Ay, chat'tekiler de bilmiş. Bu muydu yani yapacağın? Yok aslında şey yapacaktım. Haydi devam edelim. O kim? Bilenler yorum yazsın. Salak ya. Ceyda taklidi mi? Ceyda Oha, nasıl bildiler lan, helal. Leyli Gül. Kasabalı. Bir de tamam. Bir şey daha taklidi yap. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Enes Batur muydu? Kimdi? Yarısın Allah ya. Tamam ablam. Behrin Enes Batur'la fotoğrafı var değil mi Behrin? Behrin çok küçüktü. Çirkin çıktı diye hiç kimseye gösteremedi o fotoğrafı var ya. Enes Batur eskiden bizim evin orada oturuyordu. Tamam hadi Evet. git yemeğini. Annem tutturdu maymun taklidi yapsın diye. Nereden geliyor bu? Yap ablam Abi maymun. anne sen kafayı mı yedin? Behrin yap hadi de kurtul ablam. Hadi lütfen. Anla bir şey söyleyeceğim. Bu yayın sonra tekrar şey olacak falan filan alacaklar o videoyu. İstemiyorum. Kim alacak benim videoyu ya? İstemiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Benim hadi bir tek maymunu yapsan çok komik olacak lütfen. Ben Olmaz. aldırtmayacağım. Abla. Hadi Ben yap. geldikten sonra izleyen kişi sayısı çarpı 2 olmuş Ya anladın benim mı? bir git artık ya. Kendini çok övüyor bu Berin ya. Evde Berin'le yayın açınca bana sürekli hava atıyor. Beni küçümsüyor. Diyor ki ben diyor tek başıma açsam daha iyi olur falan diyor. Yeter artık ya. Ya salak mısın Hesin ya? Şaka Eskiden şaka. anlamayacaksan Şaka yaptın yaptığını olayı. biliyorum ablam. Hadi sen yap şu maymunu da. Hadi git yemeğini ye. Yapmayacağım. Verin yapsana. Abla yapmayacağım, istemiyorum. Tamam yapma ablam. Beni zorla çalıştıramazsınız. Ya Berin lütfen son bir tane ya. Bu kadar ya lütfen ya. Ablam gelmem Antalya'ya bak. Ya abla ama tipim çok iğrenç Hayır oluyor. olmuyor. Zaten kameran donup duruyor. Lütfen. Yap. Ya of. Hadi biz Tekne verdim gözümüzü kapatıyoruz. karşılığında. Tamam karşılığında sana bir tane şey al. Karşılığında sana yok AirPods artık. AirPods alamam. Karşılığında sana normal kulaklık al. alacağım. AirPods. Klip alanları Samet banlayacakmış. Ama Vallahi şey var mı? kilap yazmış. Kilap alanları banlayacakmış. Öyle bir şey var mı? Yok işte. Ben kapatabiliyorum onları. Silebiliyorum. Her şey benim elimde. Verin. Yap artık şunu ya. Ya. Sanki nereye düşecek? Vallahi. Düşse yine benim kanalımda görülür yani. Hadi yap şunu. Ah, dondu. Yayın dondu. Yayın dondu. Heh, başla. Hemen dur. Tokay. Bir dakika. Bir de saçını toplarken gülümsüyor. Kendine falan bakıyor ya. Kulaklarımın çıkması lazım. Heh, tamam.
salak hani daha hazır donmuyor ki. Benim saçım ne kadar güzel rengi. Benim saçım niye öyle değil ya? Yaptım işte bu kadar. Göremedik. Yayın dondu. Ses de çıkar. Ses de çıkar. Ses çıkarttın mı? Bir şey söyleyeceğim. Benim maymun taklidi yaptığımı kim çıkardı? Ben sadece küçükken bunu yapıyordum. Tamam yap hadi ağzını da yap. Yayın dondu. Yapayım mı? Yap. Yayın dondu yap artık şunu ve öyle kal. Bir daha göremiyoruz ya. Gitti ya. Küfür etti. Ben daha yapamam. Hayır, nasıl yapıyorsun lan onu? Tamam yapma ya yapma. Tamam ablam yapma. Abla yaptım ya. Ablam yaptım biliyorum tamam ağlama. Tamam hadi sen yemeğini ye gel tamam mı ablam? Tamam. Hadi son tarafa bu ne Damla Bilic mi bu da? Damla Bilic. Sen herkese ne diyor? Yalaklıyorsun. Kendini ne sanıyorsun? Gezini bilmiyorum. Haydi kapattım. Tamam ablam hadi odana bay bay. Hadi chatten gördüm onunla. Hadi ablam görüşürüz. Bekliyorum 10 dakika sonra. Bay bay. Hadi çık ya. Oh be Allah'ım şükürler olsun. Bitti. Oh be. Odasına Alp dayı ya. Sizin gibi gönderemedim odasına. Şimdi üzülür bir daha gelmez diye korktum. Bilmiyor ya şimdi o espriyi. Beri'nin yayıncılığı büyüktür. Nesrin yayıncılığı ne ya? İyi ben de yaparım. Haydi bay bay. Yayını kapatıyorum. Bay bay. Ben de yaptım Allah Allah ya. Kapatmadım. Ya salak mısınız oğlum? Beni niye kıskanayım? Tamam lan. İyi ya. Şu çocuğun Instagram'ını nasıl kurtaracağız? Var yardım edin. Yazıktır, günahtır ya. Keşke var ya. Kıskandı zor. Allah'ım sen bana yardım et. Keşke şey olsa Berin ben işteyken sen yayın açsana. Artık ikili yayıncı olalım. Nasıl fikir? Oha ben işteyken sen aç yayın. Öztürk TV yeni kanal açalım aynen. Ya niye yeni kanal açalım ama burada var ya kanalımız. Arkadaşlar takip ederseniz seviniriz. Yakında 60 bin olacağız. 60 binde 12 saat yayın sözü veriyorum. 12 saat Valorant oynayacağım. yok 60 binde 12 saat Berin'le film izleme yayını. Ya neyse işte ya boş ver. Yaparız bir şeyler. Olur ablam sınava da annem girsin. Tamam ablam olur. Ankara'daki Öztürk Kırtasiye ile ilişkim yok Alperen. Bu arada Katminas 5. ayını yenilmiş. Hoş geldin Katminas. Teşekkür ederim. Halley Şahin 7 lira donate atmış. Selamlar abla. Nasılsın? İyi misin? Demiş. Halley Şahin donate için teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Selam. Tamam. O zaman şu an ne yapacağımızı anlatıyorum size. Yayın planlaması da anlatayım. Oğlum biz şu fotoğraflara bakacaktık. Hala bakamadık ya. Ben bu fotoğrafları ne yapayım biliyor musun? Geçen seneki gibi bu fotoğrafların hepsini video haline getirip YouTube'a atayım. Sonra da yayında izleyeyim yarın. Akseryon atmış. Aa Efe senin gözlerin mavi miydi lan? Bu benim. Efe atmış. Ben atmışım. Rümeysa. Bak Rümeysa'nın fotoğrafı da çok eski değil gibi duruyor yani. Rümeysa'yı ben sana söyleyeyim 2004 doğumlu Rümeysa. Bildin mi? Rafet. Rafet'in şeyini biliyorum. Şu anki tipini biliyorum ya. Benziyor. Uzun Reels değil ya. Şunun gibi atarız. Nerede benim YouTube kanalım? Ha. Buraya da arkadaşlar videolar geliyor ya. Takip ederseniz sevinirim. Şöyle bununki gibi atacağım. Bu benim kanalımın ilk videosuydu. Vay be. Çok duygulanmıştım o gün. Niye o kadar duygulanmıştım bilmiyorum. Sabri atmış. Bu gerçek kaplan değil değil mi lan? Dur. Aa benim kameramdan dolayı siz göremiyorsunuz. Gerçek mi? Benim de kaplanla fotoğrafım var.
Melike bebeklik atmış. Ay benim de böyle bir fotoğrafım vardı. O fotoğrafım da kayboldu. Babamla beraber ben böyle küçücükken fotoğrafımız vardı ya. O fotoğrafları bulup size göstereceğim ya. Minik. Minik atmış. Mert abi atmış. Herkese de kahkül varmış küçükken. Behrinde de vardı. Oha benim küçüklük fotoğrafım Selenay. Bunun aynısı biliyor musun? Benim böyle bir fotoğrafım var. Anneannemin kucağındayım. Ağzımda da yoğurt var. Aynısı. Tipim aynı. Gözlerim böyle fal taşı gibi açık. Polen de atmış. Genel olarak kızlar daha çok atmış ama ha. Dilay. Dilay bu sensin değil mi? Yine yemek yerken yani. Evet o zaman da yemek yiyormuşum. Göz devirmiş. Çiçeklu. Bu nasıl bir adam? Şimdi yanlış anlama. Güldüm diye ama korku filmlerinde oynar ya küçük çocuklar. O geldi aklıma. Ay Lara dağıtmış. Bunların hepsini tam koyacağım şeye. Anımız kalsın. Zeynep. Hızlı hızlı geçiyorum şimdi. Oha lan ne güzel fotoğraf. Mik yokmuş adı. Bu çocuk şimdi havalı olmuştur. Bu Okiberk mi? Bir dakika. Bu Okiberkmiş lan. Oha bu Okiberk mi? Oğlum adı Mik yok ben ne yapayım? Bizim Okiberkmiş. Maşallah her rolü de var. Okiberk sana ne dedim duydun mu? Oğlum ne bileyim ya bilemedim ama alnında kırışıklıklar var bu yaşta. Ben niye çocukları eleştiriyorum? İlayda. İlayda da şu an İlayda kaçlıydı? İlayda 2004'lü galiba. Herkesin de maşallah saçları da kıvır kıvırmış. Çocukları kıskanıyor. Bugün de çocukların şeylerini yorumladık. Mesela sana söyleyeyim Şevval bence şu an 12. sınıf. Ben hatta şu an 10. sınıf, 11. sınıf falan. Bu fotoğraftan onu anladım. Ha İlayda 2003'lü müydün sen? Abi bak cidden hep erkeklere kahkül saç yapmışlar ya. Alp bir şey söyleyeceğim hiç benzemiyorsun şu anki haline. Tamam bunları atacağım. Şimdi şey oldu, tek tek bakarsak uzun sürecek gibi oldu. Samet'in çocukluğunu da atsan. Aa Samet çocukluk fotoğrafını at. Dur hemen Samet'i arayayım da atsın. Çok mantıklı lan. Dur Samet. Ay bugün ne garip yayın. Sürekli birilerini arıyorum. Ay birebir aynı mı? Bence hiç benzemiyor ya. Samet. Samet senden bir şey isteyebilir miyim? Yayına sesin gidiyor şu an. Dur duyamadım. Senden bir şey isteyeceğim. Şu an sesin yayına gidiyor. Max dondurma. He? Samet çocukluk fotoğrafını atsana bakalım. Samet lütfen çok merak ettim. Samet. Tam bir tane atsana. Samet küçüklük fotoğrafı. Bununla dalga mı geçir? Sen benim attığım fotoğrafları gördün mü? Yayına bak. Açacağım sana. Benimki ya çok sen komik. Benim küçüklük fotoğrafımı gördün mü? Dalga geçilir onda. Ya Samet lütfen at. Allah'ım ya. Samet lütfen at. Atmam Nesrin. Daha kimseye atmadım ben onu bugüne kadar. Ama bir şey söyleyeceğim. Karşılığında ben de sana çok komik bir küçüklük fotoğrafımı atacağım. Siz de dalga geçersiniz. Ne atacağım? Küçüklük fotoğrafım. Çok komik. O zaman da yine böyle gıdım çıktığı bir fotoğraf. Karşılığı çok az. Kalender çek karşılığında atarım o zaman. Samet ya. İstiyorsan, istemiyorsan. Samet yapma bunu lütfen ya. Kalender de başka bir şey çekeyim. Yok kalender dans etmeni. Tamam ama şu an çekemem anlık olarak. Ne zaman çekeceksin? Yarınki yayında çekerim. Ya da ben gelince çekeceğim sana. Ya Samet hayır o kadar da değil. Yayında anlık olacak bitecek. Bildiğin yok, tik. Beyaz hayır. Beyaz önlükle mi çekeceğim? Oldu bir. Oha bir de olaya bak. Beyaz önlükle çek diyor bana ya. Samet saçmalama. Yok ki küçüklük fotoğrafım yok. Hayatta önlükle öyle bir şey çekmem bu arada. Atmayacağım yani Samet. Ne olmuş yani ya?
Yok ki. Olsa atardım. Hani vardı? Yok. Şaka yaptım. Ha, şaka yaptın aynen. Tamam hadi kabul ettim. At sen çekeceğim ben. Tamam beyaz önlük de çekeceğim. Ya Samet beyaz önlüksüz çekeceğim ama çekeceğim tamam. Yok hayır. Haftaya ben geldiğimde beyaz önlük de ben çekeceğim seni. Cihat maşallah kulaklar. Ya Samet ya. Olmaz o kadar da değil. Önlüğümle çekinmem Samet. Saygısızlık olur işime. Olmaz. Ya ne işin ne senin ya? Asistansın sen ya. Samet ben senin dişini kendi başıma yapmadım mı? Tamam. Sanki yeni diş yaptı bana. Yapacağız ya ön dişlerini yeniden. Önlük de çekeceksin Nesrin. Başka türlü kurtarmıyor. Cihat çok tatlısın ha. Sakın alınma. Ya of Samet ya. Kurtarmıyor. Kurtarmıyor başka türlü. Küçüklük fotoğrafını Çağrı görmedi lan onu. Yani kabul kesin et. Atmıyor musun? Yok. Çek ben sen atmıyorum. Başka bir şey iste benden. Kalender. Yayında çekeyim. Tamam yayında çekeceğim. Yayında çekeceğim. Komplike çekmem. Yayında Çağrı gibi çekerim. Beyaz önlükte. Ya ne? Taktı beyaz önlüğü. Yok beyaz önlüğüm. Okulda. Ay okulda ne ya? Hastanede önlüğüm. Getirmiyorum eve. İyi bakayım. Bulursam atacağım hadi. Ay tamam hadi bakalım. Bekliyorum. Ne? WhatsApp'tan mı atacaksın bana? Tamam WhatsApp'tan at bekliyorum. Tamam hadi. Tamam hadi bay bay. Allah'ım ya Rabbim ya. Kanımı emdi ya çocuk. Beyaz önlükle tutturdu çekti. İddialıyım bu kareyle. Ya Bahadır yarış yapmıyoruz ama. Ünlem Discord değil ünlem DC. Tamam bu fotoğrafları şimdi hızlı hızlı geçiyorum. Kusura bakmayın açmadıkları. Oo bende de böyle Gap tişört var lan. Green üstüne yeşil yazılı aynı. Bunların hepsini atacağım şeye. YouTube'dan. Bu sefer baştan başladık ya. Şimdi sondan başlayarak ama editini yapayım. Bela geldim şu Frost ya. Oha bir dakika Nesrin geldim RP hesabı 60 fotoğraf. Hangisisin sen Nesrin geldim RP? Abi Discord adını da Nesrin geldim RP yapmış. Bırak Twitch'i. Bu musun peki? Ablam hoş geldin. Fane oynayacağız mı? Ya şimdi ilk bir Codenames gireceğiz bir tur da sonra bakarız Fane oynayabiliriz belki. Ufu çok tatlısın demiş. Sel teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın. Ay Allah'ım ya. Akın da atmış lan Akın'a bak. Photoshop yapmış lan Akın fotoğrafına. Kafayı yapıştırmışlar gibi vücuduna. Akın'a bak ya. Oğlum Akın'ın da saçı düzmüş kıvırcık değilmiş. Çağrı'nın da öyle. Ben yayıncı olmak çok sevmek. Ay bu çocuk delirmiş be Erin ya. Ay Luna Park'ta var ya şu aletlere binmekten çok korkardım biliyor musunuz? Bir kez ne olmuştu ya? Erin hatırlıyor musun? Sen buraya koşmuş muydun? Ben mi koşmuştum? Babamın arkadaşı düşmeyeyim diye peşimden koşarken buranın ortasına düşmüştü çarpışan arabalar çalışırken. Hatırlıyor musun? Sen çok küçüktün be Erin. Yani şöyle oldu. Burası tam başlamış. Başladığında ya ben ya Berin koşmuşuz yetişmek için. Babamın da arkadaşı ve babam ailecek gitmiştik böyle. Babamın arkadaşı da korkmuş bir şey olacak diye babamın arkadaşı da koşmuş arkamızdan. Adam bir anda ayağa takılsan ortasına düş patavat diye. O arada aletler de çalışıyordu. Berin miydi o? Bak annem yazmış. Anne hatırlıyorsun değil mi olayı? Berin'den dolayı mıydı o? He. Maşallah afiyet olsun indi gene. Boyu kadar ekmek lan. Ya Allah'ım ya. Uf benim fotoğraflarım nasıl kayboldu ya. Aha. Ha 2010'muş.
Ne kadar kaliteli. 2010'da bu kadar kaliteli çeken bir şey mi vardı lan? Maşallah. Sonra şişman oldum işte. Dikitra'ya bak. Dikitra hala aynı ya. Baksana ağam gibi oturmuş. Lan Dikitra geleceğim mi Fein oynarsak? Aa bak yine çarpışan arabalar. Aa bir tane birisi kız mıydı? Ha doğru kızdı. Geçen Valorant oynadık hatta doğru. Tamam o zaman. Nisa 2009. Bende feyin yok, param yok. Dikitra birine çok benziyor ama kime? Kime benziyor Dikitra bilmiyorum ki. Tamam, daha fazla şey yapmayayım. Ya bir git Samoli. Tamam, bu fotoğrafların hepsini atarım. Şimdi çok şey oldu. Gerçi az kalmış ya. Hepsine bakalım da ayıp olmasın. Ben üzülürüm sonra biri alınır falan. Roland atmış. Buraya sinirli bir poz bırakıyorum. Elinde ne var anlayamadım. Bu kimmiş? Kenan. Rolast açtım açtım. Ya Nesrin beni çekme. Ay çocuğa bak ya. Çekiyorum, çektim ablam. Ne var? Aldın mı? Neyi aldın mı? Kualpe bak. Yani Aa benim de böyle bebeğim vardı. aldım. Ne aldın mı ablam? Sene 2004. Beni aldın Çektim seni, çektim. mı? Şey diyeceğim. Ekran benimle paylaşsana ben de bakayım. Ablam Discord'da zaten. Kendi bakamıyor mu? Nereden bakacağım? Ya bu çocuk hep burada dursun. Beyli sen hep burada dur. Nasıl fikir ablam? Olur Capitano. abla. Aa bir dakika Capitano sen gerçekten kaptan mısın? Gamze ben bu fotoğrafı bir yerden görmüştüm lan. Hatırlıyorum Gamze'yi. Nereden gördün? Aynen 3 yaşında atıldı denize. Tamam bu kadardı baktık. Beyrin tamam bir şey söyleyeceğim şimdi sana. Ya tamam ablam şimdi şöyle yapıyoruz. Şimdi ne Ne yapacağım yapıyorsun? biliyor musun? Tamam bu videoları ben yarın izleyeyim madem ya. Şunu falan çok izleyesim vardı da bunu yarın izleyeyim. Çok merak ediyordum. Emin Yok ablam estağfurullah. Niye senin yüzünden olsun? Şöyle yapalım o zaman. Hadi gel Codenames'e girelim. Senin de kameranı vereyim mi oynarken? Ne? Senin de kameranı koyayım mı bir sağ üstte küçük bir şekilde? Beni görmüyorlar mı? Oğlum oyun oynarken oyunu görecekler ya seni görmeyecekler ya seni de koyayım mı diyorum. Benim gibi ben küçük Oy. duruyorum ya. Nasıl koyacağım hatırlamıyorum Koyacağım ki. Dur ekran dedim. yakalım. Ha dur Tamam dur anlık buldum. kıskanıyorsun da bu kadarının da lüzumu yok bence. Bir dakika. Discord cam yazdım. Dur. Discord cam. Ha. Bir dakika ya. Dur ayarlamaya çalışıyorum abla. Annem dedi ki benim saçını düzelt çok dağınık duruyor. Mesaj mı atmış? Hayır yanıma geldi. Ha. Onu niye düzeltemedim lan? Ha, oldu. Tamam. Mesela bu ekranda şu an gözüküyor musun? Gözüküyorsun. Evet. Tamam, seni de buraya aldım abla. Oha, çok iyi oldu. Allah'ım. Tamam yaptım yaptım. Allah bunu nasıl başardım yayında? Ben teknoloji özürlüsü bir insandım. Bunu yayında yapabildim. Var ya teknolojide ilerlemiş miyim sizce? Bana bir artı basın. Sen bir bilgeysin ki. Berincim ses yansımasın lütfen. O zaman tam Discord'da şeyler de gelsinler. Dilaylar da gelsinler. Codenames'e girelim. Abla ben izlemedim. Nasıl ya? Sen Codenames oynamayı şu an bilmiyor musun yani? Annem izin vermiyor. Dur Codenames annem izin vermiyor mu? Neye izin vermiyor? Kod neymiş onun? İzlememe.
Ya Berin bir git ya Allah'ım. Öyle ki yemek yerken de sürekli bir şeyler izliyorsun Berin de artık bizden koptun dedi. Kameran dondu ben, ablam. Ben de sinirlendim. İzlemeyeceğim tamam. Bir şey söyleyeceğim, bu kamera niye bu kadar dar lan? Ha şöyle. Tamam. Tamam kamerayı ayarladım. Bazen Berin'in interneti donuyor. O zaman şöyle yapalım. Şimdi ben linki atıyorum. Berin'e attım. Aa annem, gözüküyor bu yandaki. Lan nasıl link gözüktü lan? Ay Efe bir şey söyleyeceğim. Efe. Efendim. Efe bir şey söyleyeceğim. Sen kursana ya. Ben yanlışlıkla tamam. Gösterdim. Tamam kuruyorum. Tamam. Sen kur. Hepimiz ben... özelden at. Peki yayını tamam. İzleyeyim mi? Hayır izleme. Kapatayım o zaman. Sen kendini de izleme. Discord yayını da izleme. Sen sadece oyun ekranına bakacaksın. Tamam mı ablam? Tamam. Benim mouse'um yok. Ya ablam touchpad var ya, touchpad'le oynayacaksın yani. İlk defa yani. Ha sen şey oyunu falan mı zannediyorsun? Sen Valorant gibi bir oyuna mı gireceğiz zannediyorsun şu an? Hayır. Öyle zannedebilir biliyor musunuz? Eyvah o zaman. Efe'nin attığı şeye mi basacak? Evet, ona bassam evet, evet. Açılacak. Efe bana attın mı? Attım. Ha tamam. Oğlum direkt mesajlar gözüküyor lan. Niye böyle oldu bu ekran? Hangi ekran? Ben ekranı ayarlayamadım ya. Yine link gözüktü Efe. Aa, nasıl gözüktü ya? Ya bir daha at, bir daha at. Tamam. Ya yine linki gösterdim ya. Berin kameranı, çek kameranı ya. Ya ne diyorsun ya? Bu işi ayarlayamıyoruz. Berin kamerasını kapat önce, bence sonra de. Bir daha açarsın. Tamam kapattım, sen at Efe. Of tamam. Benim şu an görüntüm yok mu yani? Efe bana bir daha attı, bir daha mı geliyor? Aa Dile'ye niye atamıyorum? Attım ben, attım Dile'ye. Dur yenisini atsana Elif. Tamam. Ulan ilk defa başardım dedik illa bir şey çıkıyor. Cidden öyle ya. Bir de benim ışığım çok karanlık da neyse. Birazcık ışık arttırayım. Heh tamam. Bir dakika. Abla mesela ben... Bir dakika. Ekrana açtım. Vermeden bunu açmam lazım. Bir saniye. Benim bir dur konuşma şu an. Ne ekranı versem? Bir saniye hemen açıp geliyorum. Ayarlayamadım. Hemen bir dakika. Tamam verdim. Bir şeyi ayarlayamayan ben ya. Ben girdim tamam. Beyri senin kameranı da veriyorum ablam hatta. Ben ikinci linke mi basayım? Ablam en son atılana basacaksın en son. Tamam sus. Girdim. Tamam. Şimdi adını tamam. Yazacaksın Berin. Katıl diyeceksin. Ben anlatıcı olayım ilk dur. Yaptım. Rolünü seç diyor. Nereden seçiliyor? Bir dakika. Neyi seçiyor? Rolünü seç diyor. Rolünüzü seçin ve kurucu oyunu hazırlayana kadar bekleyin. Ha tamam işte. Sen tam mavi takıma geç. Operatife mavi takımda üsttekine tıkla. Tamam. Ha. Beromen. Ya bu çocuk salak mı ya? Allah'ım sen sabırla. Berin yayını kapattın değil mi? Bak yayın açık olursa eğer ghost damgası yemiş vallahi oluyorsun. Kapattım. Hile oluyor. Tamam. Bakın. Tamam ablam aferin. Tamam Efe, Elif. Evet. Başka Dilay evet. Gelecek, Lara gelecek. Dilay ve Lara. Ayarlayacağız. Tamam Efe sen al. Dilay mı Lara mı? Ben Dilay'ı alıyorum. Tamam ben de Lara'yı aldım. Tamam. Lara'yla da...
Başlatıyorum. Berin, Berin, Lara da 12. sınıf biliyor musun? Ama çok rakip değilim yani. O da Zanara değil. O da değil Zanara. Berin, şaka yaptım ablam. Kızdın mı? Yok. Tamam. Tamam Beromen'cim. Tamam şimdi. Ne yapacağız? Şimdi ben anlatayım. Efe anlatıyor şu an. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Efe istersen rahatsız olsan kulaklığını arada kapatabilirsin. Yo, yo, ben anlatacağım sen ya. Anlat. Şimdi burada kelimeler var, tamam mı Berin? Tamam. Sende oyun açık değil mi şu an? Evet. Tamam. Şimdi bu kelimelerden bazıları mavi kelime, bazıları kırmızı. Ama siz Lara ile ikiniz benim takımdasınız ve bunu bilmiyorsunuz. Karşıdaki Dilay ile Elif de bilmiyor. Efe size kırmızıları buldurmaya çalışacak, ben de size mavileri. Yani atıyorum şu an sallayacağım. Alakasız burada olmayan bir örnek vereyim. Diyelim ki ben kelimelerde Antalya var, uçak var, tamam mı? Ben sizi Antalya ile uçağı buldurmaya çalışacağım ya size. Size bir kelime veriyorum. Diyorum ki mesela tatil diyorum. Siz diyorsunuz ki tatilse Antalya olabilir diyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Tıklama işlerini Lara yapar. Sen sadece düşünme işinde ol, tamam mı? Ben Lara ile konuşacağım değil evet, mi? Evet, biz üçümüz aynı takımda. Evet, ben evet. Anlatacağım. Mesela bak, ha çok iyi. Efe dedi ki araba 2 dedi. Bu ne demek biliyor musun? Arabaya yakın olan 2 tane kelimeyi tıklayacaksınız demek. 2 demek kelime sayısını veriyor. Anladın mı? Anladım. Tamam. Oyunu ben codename'si almayı unuttum. Ha dur alayım ben. Dur ben aldım bile. Heh tamam. Bildiğimi unutturdum mu? Garaj kesin vardır. Ben gazın da olduğunu düşünüyorum ya. Jet gibi. Siyahı anlatmayacağım. Şimdi bunu bir öğrensin sonra onu anlatırım. Sınırsız tane seçebiliyorlar mı? Bunlar şu an sadece hayır. Seçmediler. Olabilir diye işaret bıraktılar. Seçtiklerini evet. Göreceksiniz zaten şimdi. Bekle. Tamam. Diloş'un sesini arttıralım. Diloş'um jet biraz uzak gibi sanki ya. O jet gibi gidiyor lan falan böyle. He. Ama yani gaz freninden gaz. Garajla gaz ya daha mantıklı. Ben tesbihle düşünüyorum. Ben hiç düşünmedim. Ben düşünmeyi unuttum lan. Bir dakika. Aa! Hani şey. Bana yardım edin şey. Bir teselsan tayfa var ya tesbih. He. Ama uzak yok. O değildir ya. Garaj evet. Kesin. Garaja bas dersen ben yine oyunu bastım. Bak mesela Berin buldular, kırmızı takımıyor onlar. Doğru buldular, kırmızı yandı. Gördün mü? Aa, Diloş Fener de var. Bak yeni gördüm. Ay nasıl anlatacağım? Far olur, Fener değil ya. Fener doğru. Doğru. Bence diğeri de gaz, gaza bas Elif ya. Yani jetten daha yakınım. Basıyorum o zaman. Evet. Tamam. Bir tane buldum mantıklı. Ben de chat'e bakabiliyor muyum? Neyse. Bak bak sen. Ben yardım istiyorum chat'e. Dur bakalım. Kafa karıştırmak serbest mi? Serbest. Beğerini kafasına koy. 1 olur mesela. 2 olur mesela. Bu da olabilir. 3 olur. Hatta bu da olabilir. 4 bile olabilir. Ay ben niye sesli konuşuyorum? Bir dakika ya. Of benim kafam gitti. Neyse bir şey vermedim ya. Ha 6, 7, 8. Oo maşallah. Verdim. Devlet. Şimdi... Buradan Berin şu el işareti dışında tıklayınca üstünde sadece ismin çıkıyor. Bir parmak işareti var ya ona tıklama. Ha, parmağı tıklamayacaksın. Parmağı tıklarsan direkt seçmiş parmak oluyorsun. Parmak dışında tıkla. Bak şu an Lara yazdı ya öyle yapabilirsin fikrini şey yapmak için. Ha, aynen. Ama parmağı tıklama. Tamam. O işleri Lara yapacak tamam mı? Makam. Sesin mi dönemi? Makam da vardır. Evet. Savaş. Aynen olabilir. Devlet macunu.
Devletler her şeyin. Bence hazine de vardır. Evet. Şimdi bakalım, 4 tane oldu da başka var mı? Devlet kurumlarında çok kuyruk olursun. Mikrofonumu kapattım, şimdi konuşabilirim. Aa, doğru. Çok haklısın. Müthiş Elif. Başka fikrim var mı? Basalım mı bunlara? Bence bunlardır ya. Evet, ben kelimeler birazcık kolaydı. Ama devamı zor yine. Okay. Kanından başlatıyorum. Şu an sesim gitmiyor onlara. Çok iyi mi buldum? Chatten baktım. Ben unutmuşum. Yok yok, şu an doğru gidiyoruz. Ya, neyiz ya oğlum? Ya bu salak bu çocuk. Böyle oynanıyor oyun arkadaşlar. Ya. İyi gelmiş ya, haksızlık. Yani şimdi ağlamayalım. Ha, sesimi açtım, susturmuştum da kendimi. Lara, bitirsenize. Bitirdim, bitirdim. Kendimi yine susturdum. Şimdi ne yapsam onu düşünüyorum. Bir dakika. Şimdi eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Alay. Evet. Alay geçmek. Tamam. Aa, alay geçmek. Tamam. Gırgır geçmek. Tamam. Aynı ikisi de dalga geçmek. Aynen, yani. Aynen, onu düşünüyordum tam. Ama ağaç olabilir. Dalgayı nasıl anlatacaksın? Kaynak olarak kullanıyorsun. Kağıt olur. Albüm. Askeri iki desen. Albüm? Onlar da böyle kitap şeklinde oluyor ya, albümler, fotoğraf albümleri falan. Makara. Ha, anladım. Makarayı Behrin normal makara bile anlayabilir. Kağıt kesim vardır büyük ihtimalle. Şamata, şamata. Ağaç. Gırgır şamata. Şamata derim, gırgırı da bulur, alayı da bulur. Aynen öyle. Kaynak olarak kitabı kullanıyorsun bir şeylerde falan. Bunun kaynak. Oğlum bunlar da dört bilirse bir sıkıntı şey ha. Başka. Tam ya. Ne yapacağım biliyor musun? Bununla bunu bildireceğim, bununla bunu bildireceğim. Ben kağıt ve kaynaktan çok eminim. Ağaçtan şüphe duyuyorum. Dahi ile beyin çok birbirine yakın ya. Bilmiyorum, ikisi de var mıdır? Hani o ikisini beyazlar, seçsek ağaç hiçbir tarafa da ait ağaç değil yani. Ağaç kağıt olsa kitap der miydi falan, ve kafam karıştı iyice. Sen albüme hiç ihtimal vermiyorsun o zaman. Bilmiyorum, sanki değildir gibi geliyor bana. Şimdi bir dakika, şamatayı belki Behrin anlamaz ya. Şey mi desem şamata yerine? Kağıda basabiliriz, açalım onu. Komedi değil mi? Komedi. Yok. Okay. Şamata diyeyim ya. Kağıdımız var. Aha, Samet fotoğraf atıyor evet, galiba. Kaynak olarak kitabı kullanıyorsun da. Samet küçüklük evet, fotoğrafını atmış. TikTok mu çekeceğim? Cümüş olabilir ama şimdi hani birden fazla kelime var elimizde. Ya bir sonraki kelime bence kaynak veya dahi olsun. Ya ikisinden birini açalım. Dur, kaydedeyim silmeden, doğru diyor. Ben kaynağı daha hemen SS'i aldım. Nedense. Oğlum hiç de komik değil ya. Bir tane fotoğraf çünkü atmak için biz ne kadar açalım o zaman, açıyorum. Ya. Ay, açtım. Güzel. Bu arada benim bir şey söyleyeceğim. Alakası mesela bizim başımızda 4 yazıyor, kırmızıda 5 yazıyor ya. Onlar kaç kelimemiz kaldı bildirmemiz gereken. Anladım herhalde. Tamam, devam edin Dilay'cığım. Behrin'i anlatalım da bir görsün. Onu anlatacağım sonraki. Dahi için daha yakın diğer 3 seçeneğimizden. Ağaç, albüm ve benim. 3 derken 4 seçenek vardı Loş. Dahi daha yakın diğer 3'üne göre. Basayım mı? Kağıt, bas. Dahi, kaynak, kitap. Bakayım bir Samet ne diyor. Evet. Göster. Ağaç. Yayında göstermeme izin verdi. Kafam çok karıştı şu an. Yani neden ağaç dedik de çok yakın. Ama evet, zaten iki tane daha tahminimiz var. Dahil ağaç daha mantıklı. Sen beyni fotoğraf hiç de komik değil. Samet beni dolandırdı bence var ya. Bence beyni baş yani
Dahiyle beynin ikisinin aynı anda bizde olacağını düşünmüyorum. Olursa Efe başka türlü anlatırdı. Bence zeka falan yazardı. Dahiyle beyni direkt bildirirdi. Ben de şey gibi düşünüyorum. Hani Efe'nin düşünmesinden ziyade sanki oyun sistemi olarak beynine dahi aynı takıma gelmezmiş gibi. Tam göstereceğim ılgaz ılgaz. Fotoğrafı şu oyun bitsin göstereceğim yani dahiye hemen. Dahiye daha yakınım o yüzden. Ben sen de ya. Dediğin için. Yapan yapan. Bastım o zaman. Güzel. Geriye bence ağaç kalıyor ya. Bitti. Albüm de o kadar değil. Ağaç. Ben bir Allah aşkına su doldurayım dur. Valla. Birinin tipini izleyin. Kitap kuyruğunu nerede? Arkadaşlar fener ışık verir. Kitabı geceleri okumanızı sağlar. Hı hı. Tabii ki. Tabii efendim. Ben ağaca bastım Elif ya. Ya kızım da beyaz. En azından beyaz. En azından beyaz. Niye beklemiyorsun Dilöş'üm? Berin anladın mı? Beyaz olunca ne oluyor? Beyaz iki tarafa da ait değil. Yani yanlış bildiler ama mavi bilmelerinden iyidir. Yanlışlıkla maviye tıklasalardı bizim bir kelimemiz azalacaktı. Hı, anladım. Siz de yanlışlıkla kırmızıya tıklamamaya çalışacaksınız. Berin bir de siyah kelime var. O da direkt karşı takıma kazandırıyor. Oyun bitiyor. Aynen ama siyah kelime bir onu tane. Onu bulmamamız lazım. Onu bulmamamız lazım. Tamam. Verdim kelimeyi. Gırgır net. Tamam. Bir dahaki oynadığımızda süre koyacağım. Evet, merak etmeyin. Gırgır değil girgir. Tabii. Aha tabii. Alay. Aynen. Yani mantıklı. Başka ne var? Bak tipe bak şu çocuğun ya. Ağza bak. Yok bilmiyor. Ya onlar o kadar çok düşündüler ki kendimi kötü hissediyorum. Mesela şamata kelimesini ablam mı seçti? Evet. Evet o yazdı. İşte iki kelime vardı. Ooo Berin! Şamata diye albüm var bu arada Berin. Bence o da olabilir. Aha bak. Bunu Elif mi dedi, Dilay mı dedi? Diloş dedi. Diloş nereye vurması gerektiğini anlamış. Var bu arada öyle bir albüm. Gerçekten var Şamata diye bir albüm. Yalan söylemiyorum. Ya gırgırı bir kere açıyorum o net ya. Tamam diğeri de bence alaydır. Bence de alaydır ablacığım yani. Çocuk şeye... inanamadı tamam. Şamata kelimesini verdiğime ya. Allah'ım yarabbim. Olaydı bu arada Nesrin süpersin. Sağ olun salak verin. Bakalım Efe hangi takım? Kız oynayacağız dedim. Efe de girdi oyuna. O konuyu unuttum ben söylemeyi. Altıncı yoktu. Efe geldi. Berin'e selam Hüseyin Ko. Babamızın adı da Hüseyin biliyor musun Hüseyin Ko? Şu an ben ne kelimesi vereceğim onu düşünüyorum. Berin her an alt F4 atacak gibi. Efe? Berin'e bu yorum okuyayım. Bir saniye. Berin biri demiş ki sana ablam. Berin her an alt F4 atacak gibi demiş. Öyle misin? O ne demek bilmiyorum. Ablam. Sana göstereyim mi? Alt yazısına basılı tut solda. Tamam. Çıkmasın. Ben de zorbalık yapmaya Matik başladım. Mi? Tamam yapma alt ablam yapma. Alt tabı öğretti de. Onu hiç bilmiyordur. Alt tab biliyor mu Beyli? Bilmiyorum. Hesap makinesi Matik. Falan. Matik tabu ne ya? Tabu bulamayabilir ama. Matik. Berin daha bilgisayarı kapat tuşunun yerini bilmiyor ki. Laptopun kapağını kapatınca bilgisayar kapandı zannediyor. Abartma seviyem sensin. Berin bir şey söyleyeceğim. Ben Antalya'ya geldiğimde sana ben gösterdim kapatma tuşunu salak. Evet. Beyin iğne halat. Kuyruk fener ağzım Azrail. Hesap neden? Hesap. Benim aklıma bir tek omomatik geldi. Özür dilerim Nesrin reklam yaptığım yok ben ne olacak? Matikten bir tek aklıma bu geldi. Benim başka hiçbir şey gelmedi. Sonra hesap makinesi matik falan oradan otomatik. Dondurma eşkıya macun. ETT matik falan. Aa
şey, bu teyzelerin elinde bir şey oluyor hani. Tesbih gibi takıyorlar ya. Zikirmatik oradan matik yazmış olabilir mi? Çok mantıklı. Zikirmatikten tesbih. Ama başka hiçbir kelime yok. Onda da hesap yapıyorsun işte. Kaç kere bastığını hesaplıyorsun. Tesbihle hesaptır bence. Mantıklı aslında. Malum. Eşkıya, dondurma, matik bilmediğimiz başka anlamı var mı ki? Ben ne yazacağım ya? Macun, halat. Kendimi susturdum. Ben ne yazsam? İğne, matik. Ya arkadaşlar her şey ghost deme. Biz çok oynuyoruz bu arada. Hesap mantıklı gibi ya. Yayın dışı da Codenames oynanıyor Discord'da. Bu aralar ben oynamıyorum da eskiden çok oynuyordum. Yok hayır, zaten yani. O ikisini birleştirince mantıklı geliyor. Evet. Yoksa hesap hiç mantıklı değil bence. Ay, yasiyanlar da var ama şimdi. Şey diyebilirim. Ay. Ben buldum ya ne yazacağımı. Bir dakika, bir diğer kelimelere bakayım. Beyrim bulamaz bunu. Lara'ya güvenerek tamam bunu diyeceğim. Lara'ya tespih güvenerek. Açalım mı o zaman? Tespih açalım. Aç bakalım. Tamam açıyorum. Ghostmos değil arkadaşlar. Tanıyoruz yani herkes birbirini. Discord'dan hiçbir sıkıntı yok. Diğeri de hesaptır bence. Hesap. Daha fazla kare olamıyor galiba. Bu kadar oluyor. Geriye iki kelimemiz Beyrin kalacak. Beyrin yazılı mühendisi istiyordu değil Nesrin. Bence adım İlayya. Nesrin'in en de iki kelimesi kalacak. Emin adımlarla ilerliyor. Herhalde onlar biliyorlar. Bitiriyorlar yani. Kitaptan da geliyorlar. Evet. Yani bunu eğer mesela hesabına açıp doğru çıktıysa bir tane sallama hakkımız var ama Nesrin'lerden de bilebiliriz. Yok dizi evet. Değil ya. Dizi demeyeceğim. Hesabı açalım ya. Yani savaşçı desen. Başka hiçbir şey mantıklı değil. Aa buldum. Matik savaşçı matik diyeceğim. Jet zaten Valorant'tan bulacaklar. Tamam, eşkiyalar da hani böyle eşkiya ya hani. Savaşçı. Savaş değil de savaşçı diyeceğim. Kitaptan beyine basalım mı? Yoksa atlayalım mı? Savaşçı diyeceğim. Ama sen albüm de diyordun. İyi fikir değil mi? Yani albümle işte, beyin arasında kaldık ya. Efe'nin de aklına şey olarak geldiyse, hani şarkı albümü tarzı geldiyse, fotoğraf albümünden. Bıçak yani. Dersem iyi. Hoş bence beyin değildir ya. Bıçak dersem tek iğneye giderler. Bıçak diyemem. Ben. İğne miğne der bunlar şimdi. Yani biraz yok yok. Gelmeyle alakalı. O da sivri o da sivri derler. Beyin öyle der. Beyin yani ben ikisinden birini ekstra seçeceksek artı bir olarak ben albüm derdim, beyin demezdim. Başta beyni düşünüyordum ama düşünmüyorum artık yani. Tamam, savaşçı diyeceğim. Şimdi şöyle 2-2 kaldık. Nesin iki kelimeyi birleştirebilecek şekilde ayarlamıştır her türlü. Sallayıp risk almamız da gerekiyor gibi. O zaman açalım. Ama bir şey zaten bilecekler de. Yani. Efendim Laroş. Ben. Bir tane bilseniz bile bitmiyor. Ha siz diğer tura bir tane bırakmak için. Anladım. Okey. Atıyorum senden bir tane bilemezlerse. Anladım. Hani denemiş olurduk en azından yani. Bir de her türlü kaybedeceksek sen ikiyi birleştirebiliyorsan her türlü kaybedeceğiz zaten. Sallamış oluruz bir tane. Yine bir tane. Yok biz Discord'dan oynarken oyunun verdiği 3. hakkı kullanıyoruz. O yüzden öyle oynuyorlar. Yani 2 verdiyse bile oyun bir hak daha veriyor. 3. sallama hakkı. Biz onu kullanıyoruz. Biz öyle oynuyoruz. Yani Çağrı'da farklı açıyorum, oynuyoruz. Ben de farklı oynuyoruz evet, ya. Abi. O yüzden kafa karıştı. Değilse sana yazar ama. Değilse bana yazsın. Ben hep eden renk yemeyeyim. Tamam. Sıkıldı beğenin. Beğenine bak beğenine. Çok iyi. Bildim, şimdi yazacağım mı? Kelimeyi. Yazdı. Şu anda yazdı. Arkadaşlar. Mikrofonu kapattım. Bir şey söyleyeceğim. Falan mı olur siyah bulsunlar. Savaşçı Efe birleştirebilirler mi sence? Ya ne Rusya ikisi? Ben hayır. Bir şey söylemem. Rusya dersin. Fener bile derler. Dondurma yok. Macun. Halat. Malat. Beyin derler. Beyin göçü falan derler. Rusya manyak. İnfo olur mı? Yani o yüzden. Savaşçı. Okey. Haydut desem. Haydut. Ya Jet'i Beyrin bulamaz da Lara oynuyor oyunu. Bulur. Lara Valorant oynuyor ben biliyorum. Savaşçı abi. Ay Azrail falan demezler değil mi savaşçı bunlar? Abla. Ablam kelime düşünüyorum. Şu an bilirse ya biz kazanacağız ya onlar kritik yerdeyiz. Birazcık ciddi olur musun Beyrin? Yazıyorum bunu. Tamam. Yet. Bilemezsiniz ya.
Biliriz. Yok, jetgiller dizisini de bilemezler. Hiç ben gerek yok. Bu yani. Daha iyi. Çok da yüksek bir ihtimal değil ama. Hadi lütfen Valorant'ı bil. Lütfen ya. Verdim. Şu an Lara'dayım yani. Eskiye. Lara'dayım şu an. Eskiye aynen. Lara. Beyin sen basma bir şey ya. Haydi Lara. Bu arada sesim gitmiyor Discord'a. Lara ne diyorsun chat, ya? Chat de mantıklı. Halat. Artık savaşlar zeki hale değil. Valorant yazsam eşkıya mı diyecek? Hayır. Valorant eşkıya kim tıklayacak? Benim dediğimi iyi düşün bak. Berin de yazık öylesine jet'e tıklıyor. Bir şey diyeyim bence jet. Nereden bile bence ben jet. Ama jet yaptım. Uçağı. Eşkıya savaş net uçağından vardır. Akıllarına geldi. Jet savaşçı mı ya? Savaştı yani. Ama savaş jeti yani. Lara nasıl sen Valorant oynuyorsun? Ama Azrail de şimdi yani savaş. Jet uçağı ne abi? Valorant oynuyorsunuz. Yok. Savaşı vardır. Ya ne Azrail'i? Ne diyorsun Berin? Ay bilemedim ya. Ben bunu Valorant'tan bilirler zaten. Berin sen yorup ben Lara'ya. Eskiye yüzler jet. Eşkıya da olmayabilir mi acaba? Yani jet ve Azrail mi diyeceğim de eşkıya vardır ya. İki gün Valorant oynayınca benim düşünme şeklim. Ya ne kaybettiğini Rusya deyin diyorsunuz arkadaşlar. Ne Rusyası ya? Azrail mi jet mi o zaman? İyi bir savaşçının zeki olması gerekiyor. İyi stratejiler yapması gerekiyor. Bu yüzden beyin bence düşünüyor. Çok haklısın. Bir dakika. Çok haklısın. Ben biliyorum. Lara Valorant oynayan bir insan. Valorant oynayan jet demez mi ya? Yavrum jet. Geri açtım kulaklığı. Beyin mi diyoruz? Manisa'da mesir macunu dağıtıldığı gün her zaman böyle dev kuyruklarda savaşlar çıkıyor. Ay, kuyruk ve macun diyorum. Macun? Evet. Tamam. Sen söylersin onu sonra. Bir saniye. Benim aklıma ilk Azrail'le eşkıya geldi. Jet sen deyince olabilir diye düşündüm. Benim de eşkıya jet geldi ama Azrail de aşırı. Yani Azrail de çok mantıklı geliyor şu an. Eşkıya'yı açıyorum bir. O evet. Bence vardır. Savaş jeti daha mantıklı geldi sanki. Azrail. Yani şöyle eşkıya ile Azrail olsaydı bence savaş demezdi. Bir de şöyle düşünün. Jeti de katmak için savaş diyor. Bunlar bir de şöyle düşünün. Her savaşta ya. Jet kullanılmıyor ama her savaşta insanlar ölüyor. Bu yüzden Azrail çok daha mantıklı. İşte tamam da ben savaş demedim. Savaşçı dedim. Mesela Azrail eşkıya deseydi kötü derdi. Yine onları söyleyebilirdik. Yani savaşçı özellikle demiş ya. O yüzden bence jettir. Oha Lara jet benim diyor, beynimi bence. Okudu şu an. Ne sesim kapalıydı jet bunu basıyorum. Söylerken. Hadi hayırlısı. Gigi. Yes. Lara, Valorant'taki jet, Valorant yavrum jet, var o jet. Bir şey söyleyeceğim. Lara aynı anda ne söyledik biliyor musun? Dedim ki savaş deseydim hadi Azrail neyse de savaş çığ dedim. Azrail tam orada sen de aynısını söyledin. Aynı anda söyledik biliyor musun? Ama aklını karıştırmamız lazım. Biz bu oyunda iyiyiz. Lara çok korkuttum. Bu arada Beyrin son kelimede Lara'ya göre verdim. Savaşçıdan bulamayacağım biliyordum. Beyrin Valorant'la alakası yok ya. Gerçi Jet uçağı da var da. Mersin ben bir yıldır Valorant oynamıyorum. Ya nasıl Lara nasıl bir yıldır oynamıyorsun ya? Ki. Sınav senem. Neyse Lara. Üzgünüm. Aa Beyrin. Artık tekrar duvarlara çarparak yürüyorum Valorant'a. Ben diyorum ki Lara çok oynuyor falan. Bir tur daha oynayalım. Bu sefer Berin anlatıcı aynen, olsun. Aynen bence de. Berin anlatıcı olsun sonra ya çıkarız. Berin lütfen. Hayır, çok komik olursun anlat. Sen. Hayır. Elif hayır Dilüş'üm anlatacak hayır. Sen yayın 3 saate uzar. Benim anlatmam mı? Hayır o yüzden. Yok, aa bir de bu sefer sürede koyalım diyecektim ben. Bir de ne diyecektim? Ne? Berin, Lara nerede oturuyor biliyor musun? Neftot. Aa. Söyle ne söyleyeyim. Blok söyleme ama bu sefer. Zaten daire numarasıyla blok söylendi. Bir şey söyleyeceğim. Kafam dağıldı özür dilerim. Maşallah. Şaka yaptım şaka. Ben konum tamam. Atarım birazdan. Çete tamam at sen. Ama tam
tam söylemedim ki yerini. Beri sen biliyorsun orayı, anladın ablam. Evet evet, bayağı yer var zaten, o isimle sıkıntı yok. Evet canım, çok yer var. Evet evet. Allah'ım ya. Neyse, Efe, Dilay ve Elif yine yakın, yakındınız ya. Evet, iyi söyledik. Ama bizim kelimeler birazcık daha kolay gibi geldi bana. Ben çok hiç zorlanmadım aynen anlatırken. Bir de bizim bir fazla kelimemiz vardı. 9-8 başlık. Evet evet, o yüzden de. Bakayım Discord yazma. Ne diyorsun Hasan? Abla ben anlatmasam. Berin lütfen, kavga etsek de bir şey olmaz. Bu son oyun zaten dostluk kazandı deriz. Ne olacak? Kardeşlik de. İyi, tamam ya. Sen Joey'ne Spy Master yazısı var ya, oraya tıklayacaksın. Ama belki Lara oynamak istiyor, sormadık. Yok yok, ben hiç almayayım, teşekkür ederim. Bu arada şey, Berin eğer sayfa otomatik Türkçe'ye çevirmede falansa bazen bazı kelimeler yanlış görüyor. Evet, onu İngilizce yaz. Onu yapamaz o. Onu hiç ayarlamamıştır o. Yoktur ya, öyle bir şey. Sen bir tıkla bakayım Berin, Joey'ne Spy Master de. Kelimeleri sayarız ya, kontrol ederiz. İstihbarat şefi olarak katılıyor. Ha evet, istihbarat şefi olarak. Evet, aha, bir yerinde çeviri açık mesela galiba. Açık mıymış sence yani? Evet. Açık büyük. Ya az önce sorun olmadı. Aynı ise bir şey olmaz bence. Tüm kelimeler görünüyor benim sana, değil mi? Hiçbir şey okuma şu an. Tüm kelimeler görünüyor değil mi sende? Evet. Maviler bizim kelimelerimiz. Bir, hani biz ikili, evet, üçlü, dörtlü verdik ya, bir bile verebilirsin istersen. Sıkıntı yok. Tamam. Şey. İlk biz başlamamız kötü oldu. Sen bir düşüne dur abla. Evet tabii. İstersen düşünürken kulaklığını kapatabilirsin sesten rahatsız oluyorsa. Ben de kapatıyorum, düşüneyim biraz. Beni kapatmayı biliyor musun? Beni şey kulaklarını kapatıyormuş. Nesli sen bayağı zorbalaşmışsın ya. Yok yok, Dilay saçmalama ya. Tamam öyle olunca. Bak bir de benim kelimeyi buldun ya, bak dur dur sakin ol, hiç stres, kelimeyi buldun ya, kelimeye benzeşen var mı diye bak kırmızı takımda, yani kırmızıların kelimesine benzemesin, yanlışlıkla kırmızıya tıklamayalım. Ne şey, benzin siyah kelimeden de uzak ol. Kazanırsın. Siyahı da bildin mi? Bak bak ne diyor. Geldi. Benim bir ya, tane bildir, bir tane bildir, ne olacak? Tamam, önce ilk başladı ya, sen stres oldun, bir kelime bildir. Bir yaz yani yanına. Ben dur, aklıma bir şey ya geldi. Onu düşüneceğim. Oluyor mu diğer yerine? Yok olmuyor. Tam bir tane mi? Ama bir tane de çok şey. Böyle en alakasız olanı ver, sonra belki diğerlerini birleştirirsin düşündükçe. Biz nereden nereye birleştiriyoruz hanım? Öyle birleştiriyoruz ki oradan orayı çağrıştırır, bu olursa bu olur falan, uzak şeyleri de düşünürüz. Sen en alakası olanı bir kelime olarak ver bize. Ya of, bir dur ya. Neyse, bu çocuk düşüne dursun. Ben mikrofonu kapattım, sizle konuşacağım. Grinklash abone olmuş. Üçüncü ayıymış. Hoş geldin Grinklash. Teşekkür ediyorum. Hay demiş. Sağ ol abone olduğun için. Kıkırdak verme alabilirsin Discord'dan. Ahmet Ağur Tier 1 ile ilk defa abone olmuş. Ahmet sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum ilk defa. CS47 12. ayını yenilemiş. Sağ benim demiş. Bir tane var. Can abi, Can abi, birinci yılımız kutlu olsun. Beni duymuyor musunuz? Duyuyoruz. Söyle ben. Tamam, bir nasıl vereceğim biliyor musun? Kelimeyi yazacaksın, yanındaki sayı kısmından 1'e tıklayacaksın ve okeyleyeceksin. Tamam. Biyoloji 1. Biyoloji. Hücre. Hücre. Hücre de olabilir. Hemşire değildir ama ya. Bu hücredir. Yok. Şu an hücre, 12. hücre sınıf ya. Hücredir hücre. Dinozor falan değildir herhalde. Değil mi Lara? Yok yok, hücre net. Tamam, yürek de olabilir. Ha doğruymuş, tamam. Tamam Beyin, o arada sen düşüne dur ablam. Bak karşı takım düşünürken. Tamam. Tamam. Uzun uzun düşün. Acele et, yok bir şey olmaz.
Samet Bizatçı'ya resmi Instagram'da mı paylaşmış? Beni... Elif Hanımcığım düşündünüz mü? Aa, bir de bana TikTok çekeceksin diye kandırdı. Düşündüm ama düşündüm. Allah'ım, beni Samet de dolandırıldı ya. Şaka gibi ya. Neyse. CS47 12. Yani tekrardan kutlu olsun. Katmine'yi de okumuştum bu kadar. Bir de takip eden herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Verdim. Soldaki kişi benim kız kardeşim. Bir dakika bekle Diloş. Samet beni kandırdı biliyor musunuz? Ne yaptı? Dur. Samet ne yaptı biliyor musunuz? Samet dedim ki küçüklük fotoğrafını atsana dedim. Yayındaki herkesin fotoğraflarına bakıyoruz dedim. O da dedi atarım ama TikTok çekersen dedi. Bayağı bir pazarlığa oturduk. En son kabul ettim. Ben TikTok çekecektim. O ise fotoğrafı atacaktı. Fotoğrafı attı. Fotoğraf da normal bir fotoğraf yani. Şimdi gitmiş Instagram storiesine paylaşmış fotoğrafı. Beni dolandırdı yani. Çekmeyeceğim ben de video. Burada. Evet, kısır olur. Ben kısırı düşündüm. Baklava da olur günde. Evet, baklava da oluyor. Ayı olur mu? Ne alakası? Gün ay, ayı. Gün ay. Ama ayı ya. Hayır, yapmayacağım. O da sözünü doğru tutmadı. Değildir. Çekeceksin artık mecbur mu? O yüzük çıkarılacak. Bak, yüzük göster. Gün cami, cuma günleri camiye gelir. Parça parmağıma taktım. Ablam çok mu zorlanıyorsun Beri? Abla bilsen durmuş. Maç günleri de stadyuma gidilir efendim. Çık işin içinden. Evet. O zaman onu boş verelim. Önce kısla baklavaya basalım bence. Bir de bardak da var hani, günde bardakta falan verir ya. Yani enteresan bir şekilde onu düşündüm de yemek falan derdi bir şekilde. Ben düşünmüşüm. Aa, alakasız bir şey söyleyeceğim. Hemşire günü falan. DT Dilara da beni takip etmiş. Bugün ne kadar çok DT kız ismi beni takip etti. Herkesin başına DT var isminin. Hoş geldiniz. Topluluklar. Hep beraber yeni bir diş hekimleri odası açabiliriz. Bot değil, DT Dilara. Öyle bot mu olur oğlum Türk ismi? Aha. Ablam. Ay dur. Bitti. Beğenin sıra sana geçti ablam. Ha tamam. Ben neyse yorum yapmayayım. Sen çok yorum yapma. Spoiler vermiş olursun bize. Nesrin söylenen kelimelerini satıklasana. Onları da göreyim. Nasıl yani? Kartlara tıklayınca kelimeler gözüküyor ya. Ha böyle mi? Hı hı. Ha tamam tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Benim mezuniyet kıyafeti aldın mı ablam? Fotoğraf çekimi için mi? Hayır, mezuniyet için. Ben nerede olacağı belli değil. O yüzden ortama göre. Tamam, sen kelimeyi ver öyle anlat madem. Ya çocuk çok gerildi ya. Üzüldüm ya. Bir daha sana oynatmayacağım bu oyunu. Meriç'in eğleniyoruz. Aynen ya, sen rahat ol. Relax. Siyah basarız zaten. Yok. Bodrum. Bodrum katı mı? Plaj olan Bodrum sahil mi? Yani Bodrum mu? Plaj net vardır. Bence de plaj vardır. Ünlüler gidiyor falan diye düşünmüş müdür acaba? Berin yüzünü poker face yap. Kamerandan anlamamamız lazım ablam. Palet, ben... ayı, vize, kurşun, asker, tarla, hemşire, ajan, cami, yürek, dinozor, test, elden, motor, bardak, gıcık, korsan. Ben mi? Ha, pardon. Sen salak kızın ya. Sıta diyor. Tamam, plaja tıklıyorum. Tamam mı? Plaja bak. Helal beyin, çok şimdi. Berin'in tepkilerinden Nesrin'in Berin'e nasıl davrandığını anlıyoruz ya. Yani. Oha! Yani ünlü. Bence gibi. Ünlü bu arada. Neden biliyor musun? Ben Berin'i bir ara biz Bodrum'a gidecektik arabada. Ben Berin'i kandırdım. Berin arabada ağlıyordu. Çok uzun yol yoruldum Cerkçürt diye. Ben de Berin'i ağlamasın diye kandırıyordum. Orada Winx üyelerini göreceğiz. Ünlüler var falan diye. Çocuğun aslında çocukluk travması olarak Bodrum deyince ünlü gelmiş olabilir.
Beni buna inanmam peki. Erin inanmıştı. Winx pelilerini gördüğünde gidince bir de göremeyince ağlamıştı yine. Annem de bana kızmıştı. Bence ünlü o yüzden. Palet de olabilir tamam ha. Tamam ya. Yüzersin yüzersin. Ama o zaman plajla paleti denizden anlatırdı. Yok yok denizden evet, anlatırdı. Evet evet evet. Doğru ünlüye tıkladım. Ay Berin sen çocukluğunda nasıl travmalar yaşadın ablam? Ablam ya zordu senin kardeşin olmak. Kıyamam Berin ya. Düşünün evde böyle biri var. Çok kısa düşünce. Berin ne var bende? Kardeşim seni çok iyi anlıyorum Berin. Ah bu ablalar. Asıl Dilay saçma Berin beni dövüyordu evde ya. Ben Berin sana dövebiliyor muydum? Berin beni dövüyordu ben ona vuramıyordum. Aferin Berin. Çok iyi yapmışsın. Ben de ablamı döverdim. Evet hep kardeşler dövüyor işte. Ben dayak yiyordum abla ben seni bugünlere hazırlamak için yaptım. Ya ben ablam da beni bebekken balkondan aşağı atmaya çalışmış yani. Oha maşallah. İyi ki atamamış. Berin, bu arada sen kelimeleri bildin diye bir rahatladın. Rahatlama, düşün diğer kelimeleri ablam. Daha çok geliyor kızı. O da biraz abartmış sanki. İyi ki atamamış. Güzel bir temenni nesin ya. Evet, mutlu oldum. Biri de duaya bak yazmış. Ay. Buldun mu abla? Ben şey düşündüm. Bilmiyorum bakacağız. Ay verdim ya. Bu ne ya? Bir gün veriyor, bir hafta veriyor. Ayrıca niye basmazsın? Bir dahakini ben söyleyeyim direkt. Ay verecek. Ayda da tez var ama falan. Ayı da... Hani tezin bir şeyi geldi. Neyse bize olmadı. Kesin var bence. Gün ve hafta. Ya ben şey dedim ya şimdi... Vize günü değil, vize haftası falan var dedim. Haftayı verdi. Bence vizeyi bildirmek istedi oradan. Evet. Vizeyi açtım. Güzel. Aa ben anlatıcıyı Efe zannediyorum. O yüzden zorbalık yaptım. Elif mi? Elif. Vallahi Efe zannettim. Şimdi Efe evet dedi ya. Tam Efe evet dediğinde dedim ki lan bu anlatıcı niye konuşuyor diye. Bir baktım üstte sen misin? Sorun değil. Elif özür dilerim ya. Bizim ay sorun değil. Ajan haftası. Ajan. Ben kardeşimi ittirmiştim. Birinci kattan hindilerin üstüne düşmüştü. Herkes kardeş anısını anlatıyor. Zorbalık. Ayı ya da tezdir ya. Günden de bir tez tane var. Tez olsa üniversiteden de yani lisans derdi. Ama ayıyı nasıl anlatacak? Ayı da ısrarlı falan. Yani hafta gün sürekli. Bir daha ay yazmak istememiş. Efe anlasana işte. Evet ay yazmak istemiş. O yüzden ayıya basalım bence. Tamam sen bas o zaman. Bence ayı siyah bu arada ama yok kırmızıymış. Oo, güzel. Ablam hadi yaparsın Berin'im. Bitiriyoruz mu? Hadi tamam. Ablam bitir bitir. Berin çok düşündü daha. Hadi. Düşündün değil mi ya abla? Ne diyorsun? Düşündün. Düşünmedim. Ya Rabbim ya Resulallah. Gelmedi. Beni kandırmaya çalışıyorlar. İlaydacığım teşekkür ederim sağ ol. Hadi yüreğim ha gayret. Ben yine mikrofonumu kapattım konuşayım diye. İlaydacığım sağ ol bana gerçekleri her zaman söylediğin için. Halat 2 bir de güldü. He. Gülmeli halat 2.
Bir saniye geldim. Halat 2. Kaptan. Şimdi kaptan. Evet. Halatla başka ne yaparım? Bu ne yaptı biliyor musun? Ben sana söyleyeyim bir dakika. Halata başka benzeyen yoksa ben buldum kelimeyi. Motor falan kesin bak. O kadar eminim ki motor falan olduğunu. Gemi yerine yanlışlıkla halat falan yazdı kesin. Ama dur emin de değilim şimdi. Salak mısın da diyecek bana. Ya da vazgeçtim motor değil. Yok ya değildir. Başka ne var? Palet değildir. Londra değildir. Kurşun değildir. Asker değildir. Kurşun asker. Tarla. Hemşire. Tez. Dinozor. Yürek. Cami. Ajan. Aa ajanlar böyle halatlardan yukarı aşağı inerler ya filmlerde. Onu demiş olabilir mi? Evet. Olabilir. Ya Valorant aklıma geldi de benim. Ajanı nasıl seç? Benim yani Valorant'ı izlemiyor. Onun bildiği ajan dizi olarak filmlerde falan. Eldiven. Olabilir ya. Aa halatı tutarken eldiven takarlar ya yarışırken eller acımaz ne Survivor'da falan. Daha çok korsan. Şey. Korsanla kaptan olabilir mi? Korsanla kaptan olamaz. Yok ama o ya. Zaman gemi farklı derdi şekilde de. Belirdi. Ben bu çocuğa güvenmiyorum. Yok halat ikisi olmaz. Evet abi korsan ve kaptanı Allah aşkına şey diye anlatırdım. Gemi derdim bilinirdi ama motor da bilinirdi gemi deyince. Ama halat motor mu yoksa korsan kaptan mı? Hani yine aynı mantığa çıkıyor. Bence kaptandır korsan yoktur. Kaptan kesin var zaten net eminim bence. Evet bence de. Kaptan tıklıyorum ya. Tıkladım. Oh ha, Allah'ım şimdi... valla 9 doğurdum ben bu oyun ya. Bu oyun niye böyle geçiyor? Yavaş geçiyor. Benim sesim Discord'da azmış da nasıl artıracağım bilmiyorum. Sonunda şu an sesim. Niye öyle bilmiyorum. Bizim sesi kıs ben. Discord'da az tamam, mı? Sizin sesinizi biraz aynen. Kısayım. Tamam evet, sizi kıstım evet. Biraz. Bir dakika. Yani, gerçekten Beyrin annemle çok film izler tamam mı? Bu ajan majan bu görmüştür. Halatlarla atlıyorlardır. İçeri girip hırsızlık yapan falan. Eldiven değildir ya. Korsan değil yakın mi, geliyor ya abi. Ya korsanla bence kaptanı beraber halat diye vermez. Bence de vermez de güvenemedim de işte. Yani bence ya ajan ya eldiven. Ay ya bu çocuğu tanıma skillerimi şu an kullanmam gerekiyor mu bilemedim. Bir şey diyeceğim şunu diyecek bak. Kaptanla korsana niye gemi demedin diyeceğim. Motor vardı falan diyecek bana tamam mı? O yüzden gemi demedim halat dedim diyecek. Korsanlar da halatlardan zıplarlar ya gemilere. Bunu falan söyleyecek kesin. Ya. Yani bilmiyorum sanmıyorum. Değildir ya. Yani gemi deseydi motordan önce ben korsanla kaptanını düşünürdüm. Yani. Ben de onu düşünürdüm. Karayip derdi. Karayip. Ben yine korsan anlardım. Doğru söylüyorsun. Ben de. Yine karayip korsan. Ama bu çocuğun yaşı izledi mi acaba? Yani karayip? İkisi kesinlikle halat diye anlatılmaz. Ben izlediğime göre. Ajan o zaman ya. Ajan mı? Bence ama içinden çok korsan geçiyor ama ajana tıklayacağım galiba. Bence korsan kesinlikle değil ya. Tam ajan diyelim. Beyrin şu an birimize gıcık oldu da kimi acaba? Ya Lara ya bana gıcık oldu. Kızı gömüp gömüp duruyorsun. Kız gıcık olmasın Mesut. Ya tamam çok uzadı ya. Birine tıklayalım. Ajanı bu şeyi senin üstlenmeni istiyorum. Ajan dememişti Lara ya. Bak eldiven daha mantıklı şu an. Değildir. Bence korsan ya. Tam eldivenle ajan arasındayım ben. Bir korsana tıklayıp bir görelim mi? Neden halat desin? Ya işte öyle düşündü o an anladın mı? Beri şimdi böyle yaptı sonra laf söyleyecek bak, falan. Bak ama şimdi şöyle eğer korsanla dahil olsaydı ben korsanın hiç olmadığını düşünüyorum. 3 verirdi. Yani korsanla kaptanı beraber halat diye anlatmaz. Sadece ikisini. İşte o bilemedi. İlk oyunu ya böyle anlattı yanlışlıkla. Bence. Tamam çok istiyorsun bastım. Benim çok içimden geçti ya. Ya bir tıklayayım ne olacak tamam, ya. Aman tamam. Be. Ay beyazmış.
Oh be, Allah'ım vallahi rahatladım. Beyazmış en azından. Biz daha önce niye tıklamadık? Yemin ederim demiş. Berin helal lan sana. Ben var ya senin hata yapma riskine karşılık korsan dedim. Hata yapmamışsın. Helal olsun ablam sana. Hadi devam. Ben bir şey anlamadım da neyse. Nasıl bir şey anlamadım? Ama ben. Ajan mıydı lan? Veriyorum kelimeyi. Verin. Tamam. Kola. Bir şey neyse. Oyun bitince diyeceğim. Bardak. De. Bardak. Oha lan daha rahatlıymış ya. Ben niye Berin'e güvenmedim ki hiç? Ay böyle yo ama gıcık tutunca kola kaldı. Yok öyle bir şey yok. Halat. Abla siz ne seçmiştiniz? Kaptanı seçtik sonra korsanı seçtik. Oğlum görüyorsun ya ekranında. Kola ile ilgili başka bir şey yok ki. Sağda da yazıyor bak. Chat gibi görünüyor ya. Palet. Kelimenin tersine baksana be. Belki onunla ilgili bir şeydir. Benim beyazları anlatmayacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ay iyi bari. Mavi anlatıyorsun yani. Acaba önceki kelimeler için mi verdi diyeceğim de. Bilmiyorum ki. Ya böyle benim neden... Yok yok ben şu an anladım. O anlamış çıkırtan tamam. Çıkırtan yolu tutarak... Çıkarak böyle ne bileyim ama kola da kesin böyle Elif öyle bir şey düşünmüştür var ya hıçkırtır bir şey yapar oradan. Dur onlar falan. Düşünürken ben de yemek siparişi yani versin. Kola her türlü alakasız oluyor bence o türlü. Bence şimdi bitirebiliriz. De hafta dedi. Ya da onlardan bulabiliriz evet. Haftadan iki dedi günden üç dedi. Haftadan bence bir tane vardı ayıyı hayvan olarak düşünmüştü ama biz günden de vizeyi bildik. O yüzden bugün Fein oynanmaz şey bence ya. Bir şey söyleyeceğim. Fein için ayarladım arkadaşlar. Şu an chat yayın izliyorsanız Frosh, Özentum, ondan sonra bence YouTube, Fein'i falan yarın oynayalım bence. Yarın da yayın açacağım olsa bugün Fein oynamayalım. Birazcık ben bir ihlele yapar kapatırım yayını. Ben yayında zorla tutmuyorum. Oyunu anlayamadı o. düşün. Ben ona dedim ki oyunu biliyorsun dedim. Ben Berin'e hep Codenames oynatmaya çalışıyorum bayağıdır. O dedim ki izle YouTube'dan öğrenirsin. Seni tam seveceğim bir oyun. Benim tabuma bu çok seviyor çünkü. Yayında dedikodumu yapıyor kesin. Hayır hayır Dilay yapmıyorum dedikodu. Neyse işte. Duyama. Neyse işte tabuma bu çok seviyor. Sever diye düşün de o gerildi yayında olunca. Ablam boş ver siyah kelimeyi bildir bize bakalım bilebiliyor muyuz? Hadi öyle yapalım. Siyah kelime hangisiyse onu bildirmeye çalış ablam. Ama bu çok kırıcı Nesrin. Hayır hayır. Kırıcı değil kırıcı değil. O yüzden demedim. Ya Berin mutsuzmuş gibi geldi o yüzden dedim. Yoksa siz zaten tamam. Yani yenersiniz diyorsun. Mutluyum ben. Ya of hadi hayırlısı ya. Ablam dedim sana siyahı bildir geç. Ya, 1-2. Cami. Başka ne var? Yürek mi ne ya? Lara? Hiçbir fikrim yok. Şimdi şeyden de var. Ama ne onu biliyor mu Meryem? Hiç izlemedi ki. Artı bir vermiş midir gerçekten yok, bir öncekine? Yok yok artı bir. Şöyle hayır hayır. Yani vermemiş olabilir. Vermemiştir bence yani. Ama şey bir ya, aptal ya. Bu çocuk ya. Çok aptal ya. Meryem salağı. Ben anladım. Lara söyleyeyim mi? Hile yapmış Meryem. Dinozor. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ya daha ilk oyununda hileyi de çözmüş ya bir de gülüyor kendi kendine. Gerçek Codenames oynayanlar böyle oynar. Biz normalde bunu yaptırtmıyorduk da olsun. Berin çorbadan zaten. Çorbadan mı? Tıkladım ya. Helal ablam böyle o. Ben en son Efe mi yapmıştı? Böyle bir yaptığında çok kızmıştım ona. Ben ama Zeynep gerçekten iyi yapmışsın. Berin'inkiyle değil ki. Din diye bir kelime var sonuçta. Ama İstanbul'da biliyorsunuz. Ya.
Efe tüm İçinde geçiyor da için yani. Tüm kelimelerin baş hecelerini yazıyor. Öyle şeyler yapmıştım. Sen yaptın mı? Normal peki bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim peki. Efe Efe yapmıştı aynı. Efe sen ne yapmıştın? Ben eklerini de eklemiştim. Ya hepsinin yani? Sonuna biten bir ek vardı. Onu yazmıştım. Ek yazmıştım yani. Ha, cık yazdın atıyorum. Kelimelerde işte motorcuk, yürekcük falan vardı. Anladım. Aynen öyle şeyler. Peki bir şey yürekcük. Aynı olsun diye öyle söyleyeyim. Peki bir şey söyleyeceğim. Bizim artı birimiz var ya halattan. Hangisi sence? Ajan mı diyorsun bari? Hızlıca işaretleyelim evet. De bir an önce şey yapalım. Ya şimdi askeri de şey yaptım. Askeri hiç görmemiştim. Asker ne ki? Ya onlar bu ses nereden geliyor? Lara'dan. Lara altta kitaba sanki bir şeyin çıkıyor gibi. Bilgisayarı oynatınca. Askerle halat ne alaka ya? Ya bence mantıklı ya onlar da kullanıyordur. Diye düşündüm. Hani böyle dağ falan. Lara çok ses geliyor. Allah Allah, asker mi acaba? Hızlıca bir şey tıklayacağım ya ben. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Şu an ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor abla? Biz mi yapıyoruz? Yani benim diye iki tane bildiniz geçin. Hayır ablam, sen halattan bilemediğimiz bir tane vardı ya. Şu an onu bilmeye çalışıyoruz. Artı bir işaretleme hakkı veriyorum bize. Onu yapmaya çalışıyoruz. Ben şu an tıkladım ya. Tamam. Devam edelim. Evet. Hadi speedrun yapalım. Herkes bir dakika içinde kelime yazsın. Bir. İki. Nereye yazıyoruz? Düşündün mü Elif? Düşündüm. Yep buddy, hoş geldin. İlk ayın kutlu olsun. Ayak, teşekkür palet. Ederim. Hoş ayak, geldin. Palet, aynen. Stadyum ya da eldivendir bence. Ayak çirkin bir şey, gıcık bir şey. Ben gıcığa nedense çok odaklandım Efe ya. Elif ayaktan tiksinen gıcık çirkinli... oluyor ayak görmeye. Ha. Ama stadyumla maç yapılır ayakla hani. Ya da ne sipariş ele, eldiven, ya, ayağa, yemek. Eldiven ne takılmaz. Yesem? O yüzden eldiveni boş ver. Eldiven. Stadyum palet... diyorum ben. Palet acı basalım. Evet, palet kesin. Stadyum mu gıcık mı? Stadyum, bence maç, stadyum. Futbol. Aa buldum ne yiyeceğimi. Ben tamam. Anlatmak zorunda olduğu için. Tamam buldum. Evet, bir tane bowl alacağım. Basayım mı stadyuma? Bas. Bastım. Güzel. Nice. Arkadaşlar hemen bitirmeseydiniz sanki. Ha, önceki kelimelerden mi düşünseydik? Olsun Behrin 3 tane oğlum aldım. Benim almak istediğim şey niye yok kalmamış? Çıkıyor zorbalık yapmayın artık lütfen. Hayır oyunu yeni öğrenciysin ya zorbalık olarak değil. Nerede? Aa menüden kaldırmışlar benim her zaman yediğim şeyi. Yok. Allah'ım ya Rabbim. Hadi bu ya Dalara bu sefer bitirmemiz lazım ha. Vücut diyor, yürek aynen. Evet, yürek var. Eldiven yani ele giyilir falan. Başka kurşun ne olur? Kurşun da vardır. Kurşun da vücuda isabet eder. Evet. Ama bu %10 ihtimal. Yüreğe kesin bastım bile. Bir tane de sallayacağız aynen. Londra değildir. Hemşire. Eldiveni de şey yapalım ya. Hemşire insan ya, öyle bir şey düşünmüş müdür acaba? Aa. Ama asker. Düşünmemiş. Tarla. Halattan asker var zaten. Tarlanın vücut bulmuş hali. Yok, kurşun vücut yarası. Evet, kurşun olabilir. Eldiven olabilir bence. Eldiven olabilir yani. Eldiven net. Ya çünkü net. Şimdi kurşunu öyle düşünürsek... Hemşire de aynı mantığa çıkıyor. Yani vücut. Kurşun yarası hemşire. Laroş. Bence eldiven. Kurşun adres. Efendim. Laroş. Ah be. Bir şey söyleyeceğim.
Elif, Dilay ve Efe, hakkınızı helal edin, tamam mı? Asker olabilir mi ya Lara? Din, ay din de bence halat. Asker ya. Asker mi acaba? Halat, asker. Yani halattan kalan motor şeylerin mudur? Hepsini eridik. Eldiveni gerçi açtık. Tarla mı? Bir şey söyleyeyim, halat eldiven miydi yoksa lan? Ya i̇şte neyse. Onu düşünüyorum. Acaba o mu oydu? Tabii asker. Asker mi? Başka bilmiyorum. Bir şey kalmadı ki, asker kaldı. Askerdir ya. Askere tıkladım. Yani... Aa! Ya hakkınızı helal edin değil mi? Bir şey yapamadık ya. Benim manyak mısın ya? Tek tek bakıyorum, insan bir mimik verip poker face gibi oturdun oraya ya. Ben dedim. Ben dedim de son anda yapılır. Ah be. Öksürük. Aha, hemşire, hasta hemşirelere bakar. Aa, gıcık hemşire. Gıcık tuttu. Gıcık mı hemşire mi? Ama gıcık olsa aptal falan yazsa yine bilirdiniz. Ben gıcığa bastım. Hemşire ya. Helal be. Helal bir işaretlemiş ya bir de. Kurşun. Daha en başından beri bak. Kurşunmuş ya. Benim halam. Gıcığı mı anlattın Elif? Evet, evet, anlattım. Eldiven. Ya ablan sonra. Abla dedin ki hatta Survivor falan dedin. E kurşunla halat ne alaka ablam? Survivor'da kurşun mu var? Ha, eldiven miydi kelime? Evet. Ablam sen var ya, nasıl aynı, bak Survivor dedin diyor. Aa, ben evet, diyorum. Evet, Survivor fanatı olduğumu biliyorsun. Peki uyuz çocuk. Kurşunu ne, nasıl bilecektik biz son anda? Karşısının bir kelimesi kalmış. Risk alsana biraz. Ben onu düşünmedim. Aa, değerin sana inanmıyorum. Vücut koyur ama ne? Bir şey söyleyeceğim. Vücut 2 değil, vücut 3 yazsa bitiyor oyun zaten. Kurşun dedik ya Lara. Evet. Ama aa, orada bizim kafalar karışıp hemşire. Bizim kafamız karıştı. Evet, hemşire de yapardık. Ablam olsun, ilk oyuna göre iyiydin biliyor musun? Elif, Dilay, Efe, tebrik ederim sizi. Ben niye hakkınızı helal edin dedim biliyor musunuz? Ben niye hakkınızı helal edin biliyor musunuz? Şeyde hile yaptım. Ne oldu biliyor musun? Hile yaptım dediğim. Acaba eldiven mi dedim. Berin güldü. Ben onu gördüm güldüğünü. Ben de sonra tıkladım. Olsun. Zevkliydi oyun. Güzeldi, güzel. Güzeldi, güzeldi. Ay, karnım acıktı ya. Olsun, iyi oynadık, iyi, daha oynarız ya. Bir şey soracağım, sizde feyin yok mu ya? Siz niye feyine gelmediniz? Bugün oynamayız artık, yarın feyin gireriz. Yarın müsait misiniz? Bilmiyorum. Feyine de gireriz. 6 kişiye kadar çıkmıştık. Yo, ben 8 kişi falan buldum da yarın tabii müsaitler mi bilmiyorum ama daha ayarlanır, oynanır yarın falan. Yarın ben de saate göre müsait olursam gelirim. Tamam, haberleşiriz o zaman yarın için. Oy oy. Tamam ya, şu oyundan çıkayım. Bu oyundan sonra Nesin'in yayın saati 1 saat kısaldı arkadaşlar. Evet, ben oyunda ben yoruldum. Berin anlatacak, bekliyor. Berin ama senden dolayı değil ablam. Bilemedim, öyle oldu böyle oldu. Birazcık yoruldum oyunu oynarken. Codename soruyor ama insana. Evet, gerçekten öyle. Olsun ama güzeldi. Donate gelmiş. Nesrin, bugün Valorant oynayacak mısınız? Çok eğlenceli olur. Valorant ben oynamayacağım da normalde bugünkü yayında. Gece açarsam çağrıdan sonra falan direkt Valorant'la giriş yaparım. Gece açarsam oynayacağım. Donate'in için de teşekkür ederim. 5 lira atmışsın Sude. Öyle işte. Ama şu an oynamayacağım. Kalender vaktimi. Hayır, kalender malender yapmayacağım. Fotoğrafı sonuçta gösterdim. Siz Samet'in ne yaptığını duydunuz mu? O ara mikrofonu kapatıp anlatmıştım. Dilay, Lara, Elif. Samet'in yaptı. Samet bana dedi ya, çocukluk fotoğrafımı atarım ama TikTok çekersen diye. Ben de kabul ettim ya. Bana attığı fotoğrafı, evet. Bana attı. Ben de yayına söyledim. 60 fotoğrafı. Tamam, çekeceğiz artık. Oyun bitince fotoğrafı göstereceğim size dedim. Gitmiş Samet Insta story'sini atmış kendi. Yani beni dolandırdı. Sayılmaz. Yapmayacağım, bana ne? Göstermeyeceğim yayına da o yüzden. Yapma nesi, şeyde de kazandın zaten. Kaybetmiş gibi saydı ya seni. Ha, oyunda değil mi? Tabs oyununda, evet. Falan.
Çek Makaroğlu, şov dünyası burası. Merak eden takip etsin, story'den görsün. Merak eden Samet'i takip etsin ama. Aynen öyle. Yine Samet'e işe yaradı bu olay. Samet. Berin, yayın açabilirsin ablam artık. Açtım ki. He, tamam abla. Oray. Saat kaç olmuş? 10'a geliyor. 10'da kapatayım mı? 10'da kapatayım ben ya, aynen. Yarın daha uzun. Ya da yok, 10.30'a kadar. Ha, tamam. Ya ben bir tane restorandan yemek siparişi veriyordum. Hep orada bir bol vardı. Mix 2 bowl'du adı. Kaldırmışlar ya. Çok sinir oldum. Ve günde her gün yiyordum yani. Her gün bir tane. Dur bakayım bir. Belki vardır. Ben görememişim. Bir tek sen sipariş ediyorsundur. Galiba öyleydi ya. İçinde avokado vardı. Her şey vardı. Çok güzeldi. Adını da değiştirmiş olabilirler belki. İşte şimdi ona bakıyorum. Belki adı değişmiştir diye de. Bowl yok direkt. Hiç kaldırmışlar bowl'ları ya. Soldaki Nesrin'in kardeşi. Aa, soran var. Eray, aynen öyle. Soldaki deyince de bir kabı oldu. Be, gülen kişi. Neyse ya, şu an sipariş vermeyeceğim. Kapatınca veririm artık. Tamam. Tamam tamam, öyle yaparız. Sağdaki Nesrin'in kardeşi. Lan Efe, kafam karıştı, ne diyorsun ya? Allah'ım, Çağrı'dan sonra yayın açabilirdin. Çağrı açıyorum. Ya bilmiyorum. Belki açıp açmayacağım da belli değil. Çok yorgun olursam yine açacağım. Açacak olursam geceleri Valorant oynayacağım anlamında dedim. Ay ay. Neyse ya, benim karnım acıktı. Ben birazdan yavaştan kaçayım. Aa, beni son kez bil bakalım, oynayalım mı? Oynayalım. Hiç nasıl istemiyor oynayalım gibisin. Nasıl mı oynuyorduk? Ama senin görüntü yine gitti. Hani isim tutuyorduk ya, soru soruyorduk. Tamam. Öyle oyun. Tamam, oynayalım. Tamam, oynarız. Tamam, birazdan oynarız. Çağrı açmayacak, dün sanki öyle koştu. Hiç haberim yok vallahi, bilmiyorum. Oy oy. Aranızda gerginlikler mi? Ne diyor bu ya? Beğeni sanki istemiyor gibi değil mi oynamak? Bence de öderim. Hayır hayır, istemiyorsan boş ver ablam ya. Tamam, ne tutacağını ayarladın mı? Düşüneyim abla. Hafta içi yayınlar gecem olacak. Onu ben de bilmiyorum. Ben hafta içi kaçta gidiyorum biliyor musun? İşe 3'te falan gidiyorum, tamam mı? Sabah açmam lazım normalde. Sabah 11 ile 1.30 arası açsam 2.5 saatlik okey, ama uyanamıyorum. O yüzden çok karıştı. Düzeni oturtturma benim 2-3 haftamı alacak bu işi. Aslında kaç normalde çıkıyorsun peki? Akşam 12-12.30 arası çıkıyorum ya. Normalde abla, falan sosyal medya ünlüsünü yapacağım. Ya her şey olur ablam. Ünlü olsun yeter. İstersen annemi tut yani. O derece. Tamam. Dur, ben kim tutacağım şu an? İşte öyle. Yani şu anki yayın planım şu. Çağrı yayın açmazsa akşam, açarsa sabah açmaya çalışacağım, plan. Ama daha yarısını uygulayabildim, yarısını uygulayamadım. Aynen öyle Okral. Onu öyle yapacağız. Tamam, ben isim tutayım şimdi o zaman. Ben tuttum. Ha ha, bilebileceksin ki. Ben daha tutmadım. Bir dakika. Sizin bir fikriniz var mı? Özelden yazsanız bana. Lara, Elif. Aklıma kimse gelmedi. Ama ben sonra değerlendiririm. Beni sen tanıyor musun diye. Merak etme. Bir dakika dur, düşüneyim ben de. Düşünüyorum hala. Çağrı'nın storiesine bak demişsiniz. Baktım. Aa, Çağrı yeğenlerinin yanına gitmiş. Açmayabilir ha. Dün yayında da dedi iftara gideceğim ablamlara falan diye. Ha, belki gece açar. Neyse ya, onu ayarlarız ona göre. Nesrin yazdın da mı? Gitmiyor mesaj arkadaş olmadığımızdan. Ay. Elif sen Lara'ya yazdığını Lara da WhatsApp'tan az.
Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Çünkü şimdi yine Discord mesajları gönderecek. Onu ben düşüne durayım. Bir de ben istedim. Gelin kamerasını Discord'dan açıyor ya. Aa buldum tamam, yine. Tamam. Sen yaz. Efe sen yaz. Söylüyorum. Efe'ye tamam. Söyle ya aynen. Buldum ben. Ama yani yine de yaz. Ya? Buldum zaten. Kendi aklım yok ablam. Ne olmuş? Ya. Arkada hangi arkadan olsun ya? Bu bir kişi mi ama? Bu arka plan çok mu karışık oluyor arkası için? Şöyle dursun işte üst üste duralım ablamla. Aa demişler ki Berin 23 Nisan şarkısı söylesin. O ne? Ablam nasıl o ne ya? Bugün 23 Nisan. Söyle hadi. Hep neşeyle doluyor insan. Sesin gelmiyor ha cızırtılı geliyor. Elif'inkini yazdım bu arada. Cidden 160p. Yazdın mı? Tamam. İnternetim bitti galiba abla. Aa, sen mobilden bağlanıyorsun değil mi? Evet. Elif onu Behrin bilmez ki. İnternetim nasıl bilmez? Yok yok bilmez. Ya Behrin ne AirPods'u bir dur ya tamam. Bilmez bilmez Behrin. Biz babamı hatta ona benzetiyorduk Elif biliyor musun? Murat Boz mu? Hayır. Babam biz Murat. Biz babam Murat Boz'a mı benzetiyoruz? Benziyorsa benim niye haberim yok? Hayır. Gözleri perplex, saçı da babam gibi ya. Allah'ım ya. Tamam ben tuttum. Hadi daha. Ben tuttum. Sen de tuttun. Evet abla ya. Hadi. Tamam. İkimiz de tuttuk. Tamam. Kafamızın üstüne koysa ya takma stream elementten. İkimiz de bakmayalım ama chat'e ve yayına. Birbirimizden haberimiz olmasın. Ya ne gerek var öyle. İyi tamam chat de bilmesin. Tamam chat de tahmin etmeye çalışsın. Tamam ilk ben soruyorum. Kız mı erkek mi? Erkek. Dur ben bunu not edeyim ama. Ay ben de not alayım. Erkek. Aa bakın kalemimi. Ne? Kalemimi bakın. Görünmüyor ki sen şu an 5 FPS'sin. Berin yazıyor. Aa, ablamın adı yazıyormuş. Ablamın mı? Kameralar niye çakışmış üst üste? Ben niye bunu ayarlayamıyorum ya? Evet ablam. Ben erkek miyim? Yok versene. Kız. Kafam karıştı öyle mi sorduk ya? Hayır kız. Tamam ben soruyorum. Türk mü? Evet. Tamam Türk. Evet sen söyle. Televizyonda mıyım? Evet. Ya mıyım deme işte. Televizyondan biri evet. Tamam. Şimdi ben Behrin'i öğrendiğim bilgiler sen de bunları ara ara söyle Behrin ki chatte bilsin. Behrin'i tuttuğu kişi erkek ve Türk bunu biliyoruz. Şarkıcı mı? Evet. Şarkıcı yazdım. Tamam. Berin chat'e bakmıyorsun değil mi? Aa bakmıyorum. Bakmasana bir chat'e. Ben chat'e kimi tuttuğumu yazacağım. Tamam dur. Sadece kendimi büyüteyim. Okay. Tamam ben peki şey miyim? Tamam. TV8'de miyim? Oha evet. Hadi Nesrin, hadi Nesrin. Sen dedin ki şarkıcı, erkek, Türk. Diye bir şey başka şarkı, Türk dedin ya Berin. Ha tamam pardon. Ya hayır bir dakika salak mısın? Değil mi Türk? Türk. E tamam. Bir dakika erkek, Türk, şarkıcı. Ne vardı başka? Ne söyleyeyim? Ha şarkıcılık dışında başka bir meslek yapıyor mu? Tamam. Çünkü daha demin öyle bir evet dedi ki şarkıcıyız. Ben de başka meslekler yapıyor zannettim. Niye fake atıyorsun? Şarkıcı fake dışında başka bir şey yapmıyor. Ya boşuna soru hakkımı kullandım ya. Hadi sor. Peki oyunculuk mu yapıyorum?
Çok değil. Çok. Ama ne biçim bir şey yapıyor? Yani daha önce oyunculuk yapmış olabilir ama şu an oyunculuk yapmıyor. Tamam, ben mi soruyorum? Şimdi benimki erkek, Türk, şarkıcı. Şarkıcı dışında başka bir şey yapmıyor. Peki. Dinlettiğim boynu bükük şarkılar diye şarkısı var mı? Sen salak mısın? Ya ben niye böyle? Gerizekalı ya. Var mı yok mu? Söyle artık. Yok. Edis değil. Tamam. Devam et. Tamam. Şarkıcı mı? Hayır, değil benim tuttuğum. Şarkıcı değil. Tek tek şarkı söyle. Hayır oğlum, tahmin edince, yanlış tahmin edersen direkt oyun bitiyor ya. Bilerek şarkı ismi söyledim ya. Allah Allah ya. Tamam. Allah. Benimki Edis değil. Tamam. Rap mi yapıyor? Evet. Rapçi. Aha, Aspova'yı mı tuttu acaba? Evet, sor. Nes RP ve Seber RP kim alır? Allah ne yapmasın seni canım. Bir git ya. Sor hadi, sor. Şey. Survivor'da mı? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Şu an bildim yoksa bilebilir belki yani. Ben tahmin yapmak istiyorum. Rapçi. Çete bakmış değil. TV8'de mi oynuyor diye sordu. Evet dedim. Siz de her şeye ghost demeyin arkadaşlar. Rapçi. Türk şarkıcı erkek. Sagopa mı Ceza mı acaba? Hangisini söylesem? Acaba Aspova. Ama Aspova'nın adını yine unutmuştur o. He deyip geçti ya. Çok takmadı benim olayı. Aspova değildir. Öyle bir şey yapar diye düşündüm de. Ezel olabilir mi? Ezel olabilir. Çünkü Türk mü dediğimde gülerek Türk falan dedi. Yani düşündü sanki. Pardon, Türk mü dediğimde değil. Ben Türk mü demiştim falan yaptı. Of ya, ben tahmin edeceğim. Ceza Sagopa değildir ya. Ezel mi? Ezel değil. Tamam. Ben Survivor'da kız, TV8'de oyuncu değil, şarkıcı değil. YouTube kanalı var mı? Bilinmiyor. Bilinmiyor. Var. YouTube kanalı var. Ya of Berin ya. Hadi ya. Tamam. He? Tahmin yapayım mı? Hayır, yapamazsın. Sıra bana geçti. Ezel değil. Murda'yı falan dinlemiyor ki bu çocuk. Bu çocuk rap dinlemiyor ki. Ben rap şarkı... Dur, reklam erteliyorum abi. Reklam çıkmasın şu an. Bu arada arkadaşlar, şaka maka ben sizin demek istediğinizi anladım şimdi. Tabii reklam geliri de iyi bir şey bizim için de. Abi televizyon izliyorum, sürekli Spotify reklamı çıkıyor kafayı yedirirken. Dedim ki hani geçen gün sövüyordunuz ya bana falan da. Sanki ben basıyorum gibi. I understand you yani. Empati yeteneği bir anda oluşuverdi. Şimdi. Ama Spotify'ı da severim yani. Kullanıyorum. İlk üyeliklerden benim biridir benim üyeliğim. O derece yıllardır var. Neyse, dur şimdi. Şimdi benimki Ezel değil. Erkek, Türk, şarkıcı, Edis değil. Rapçi ve Ezel değil. Ceza falan. Bu çocuk hiç dinlemiyor. Dinlemediği bir şey tutar mı ya? Rapçi diye ya, yanlış mı? Alternatif falandı belki de. Aa, Şef Mali 3 aylık kademe bir abone olmuş. Teşekkür ederim. Hoş geldin Şef Mali. Şefim HG. Kavun değildir ya. Kavunu tutmamıştır. Ya bir tahmin etmem lazım, yoksa o bilecek şu an galiba. Bilmeyi de bilir gerçi. Şu an bildiğini zannediyor bence de, neyse. Uzi falan dinlemiyor ki bu çocuk. Ben yokken dinliyor mu acaba ya? Spotify'ına baksam. Ben bir şeye bakacağım ya. Bir dakika. Spotify ne olmuş? Evet, ne olmuş? Şimdi İyi abi, benim listem açık değil ki.
Nasıl açık değil? Nerede arama yeri Berin Öztürk? Lan senin arkadaş şekli değil miyiz biz? Ekliyiz abla. Uf, ne ya? Tamam ya, sallayacağım. Hadi chat'e söyleyin, sallayacağım. Ne olsun? Aspova olabilir ya. Hatırlıyordur. Aspova mı? Hayır. Uf ya. Hadi söyle, tamam. Sor. Tamam, Survivor'da YouTube'u var kız. Oyuncu değil, şarkıcı değil. YouTube'u olan, Survivor'da olan iki kız var. Biri Merve Aydın, diğeri Nisa. Sen de var, nasıl hakimsin konuya? Merve Aydın'ı da biliyorsun, Nisa'yı da biliyorsun ikisini de. Sen izliyor musun onların YouTube'unu? Ben izliyorum. Ben izlemiyorum. Şimdi Nisa çok basit gibi. Hadi ablam, ne yapıyorsan yap. Ne? Ben de Merve Aydın. Berin gitgide pikselleşiyor cidden. İnterneti gitti çocuğum, bitti. Merve Aydın mı? Yanlışsa bir hakkım daha var oley. Hadi chat ne diyelim? Takmaz yardım etsene, bir şey söyle oradan. Berin gitgide, ilk başta kamerası çok iyiydi, gitgide kötüleşti ya. Ben sana acil kablo yollayacağım. Batu Flex dinlemiyor mu çocuk, dinlemiyor. Berin ne dinliyor biliyor musunuz? Yaşlı adam. Yaşlı adam ve deniz. Yaşlı amca. Yaşlı amca. Neydi Berin sahibi? Tuğkan mıydı? Tuğkan dinlemem. Adamlar. Adamlar falan, onları dinliyor abi. Bunlar rapçi değil ki. Dolu kadeyi ters tut. Ha, dolu kadeyi ters tut. Ben de senden sorsayım. Abi, benim hala Orhan'la tanıştırmadım. Orhan kim Berin? Solisti Dolu Kadehi Ters Tut. Ben nereden tanıyayım Dolu Kadehi Ters Tut'un solistini tanıştıracağım? Aynen abla. O zaman... Can Bonomo rapçi değil mesela. Can Bonomo'yu da çok severim, biliyor. Ama rapçi değil o, Berin. Oysa yanlış yani, rapçi değil o. Ben yani bir şey demedim. Mehmet Çamurcu, babanın doğum günü kutlu olsun. Tam ya. Sallayacağım ya. Çakalı makalı bilmez Berin. Şanı şer falan onu bilir yani. Ya da ben yokken geliştirdi. Ceza olabilir ya. Ceza olabilir. Şanı şer olabilir. Şanı şer'in bir şarkısını söyle Berin. Abla. Söyle bakayım. Susam. Biliyor. Orada bir dünya akrepçi. Cezanın bir şarkısını söyle. Ya abla söyle. Ceza etnik bir sentezdir. Sen onun şarkılarını ezberledin çocuğum. Aa evet, Berin biliyor. Ben sürekli karantina döneminde evde Holocaust açıyordum ya. Ceza diyorum. Hayır. Ya of ya. Hadi bil artık. Tam bitti oyun. Hadi söyle. Bil. Bil sonra söyle. Nisa. Tam Nisa'yı tuttum. Evet sen söyle. Uzi. Gerçekten Uzi'yi mi tuttun? Çete yazdılar, evet. İnanamıyorum. Aa! Uzi'yi mi tuttun? 50 kere Uzi yazdılar. Ben... Berin çok değişmiş arkadaşlar, ben gitmeyeli Antalya'ya. Berin hiç dinlemiyor. Hayır, hala dinlemiyorum ama bizim neslimiz çok fazla dinliyor. Ay, sizin nesliniz hangi nesil ablam? Z kuşağı mısınız? Bazı şeyleri ya. Tamam ablam. Abi Uzi'yi ben bilmiyorum, biliyor musun? Ha Uzi şey mi? Umurumda değil gerçekten. Yo. Kalbimde değil istersen. Yoluna kadar. Leyla Çekin'in sevgilisi. Sevgili mi onlar? Onlar Uzi. Mi? O öyle Uzi mi? O Uzi değildi, başka biriydi. Aleyna Çekin'in sevgilisi. Aa, benim en sevdiğim şarkını söyleyen Uzi. Arasanda beni çok geç kaldı heveslerim, evet. Kursanda. Bizim nesil de dinliyor Berin. Bir tek sizin nesil değil abla. Zaten sen bazen... Mal Nesrin. Berin ne diyorsun ya? Ne diyorsun abla? Hayır, bazen komik şarkılar açıyorsun. O yüzden neyse. Senin de bütün şarkılar en sevdiğin şarkı demiş. Allah Allah ya. Bak chatte de diyorlar öyle bir şey vardı diye ama ayrılmışlar galiba. Evet onlar biriyleydi de o kişi Uzi miydi diye işte ben onda kararsız kalmıştım. Demek Uzi'ymiş. Ah be abi. Neyse ya.
tuvaletim. Ya benim kalitem niye bu kadar düşük? Ablam sen interneti çözeriz bir gün. Neyse ablam olsun, sen de bugün öyle takılmış oldun, değişiklik oldu. Evet Necmettin. Bir kamera açıp kapatsın. Beni kameranı kapatıp açsana ablam. Nereden kapanıyor ya? 1, 2, 3, 4. Ablam sayacı artı 200 oldu. Aa DT Aleyna Çelik ilk defa abone olmuş. Hoş geldin. Bugün DT günümüzdeyiz. Herkes DT beni takip eden. Hoş geldin Aleyna. Teşekkür ederim abone olduğun için. Yine düzelme. Oha daha da kötü oldu lan. Bu kız her kamerayı kapattığında daha da kötü oluyor. Kıza bir kamera al beni Esri. Oğlum arkada evet, ne var lan? Bir şey söyleyeceğim. Beğeni tam ekran açın. Ah Beğeni niye hareket ettin ya? Şu Beğeni'nin yani bizim sağ tarafımızda. Yani şurada nasıl göstermeyeni bilmiyorum. Sanki bir insan varmış, karartı gibi duruyordu bir yerde. Evet, evet ya. Ben de fark ettim. Çok korkunç. Korku filmi ya gibi. Ya ya. Beğenin koş annemin yanına git ablam. Harbiden var ama. Daha demin daha da fenaydı. Hareket edince o karalığın formatı değişti. Oha Hüseyin Ko, ciddi misin? Hoş geldin o zaman. Yok. Aa DT ne diyenler var. Normal diş hekimi ya işte. Dişçi demek. Ben korkmam. Beğeninden daha çok korkmam peki. Oha. Oha ne dedi lan, küfretti. Ha Beğeninden daha çok korkmam. Anladım evet, anladım. Ben kendim korktum. Ben daha fena anlamıştım. Yok ben yok ne öyle. Olacak? Öyle söylesen ne olacak ya? Ne oldu Beğeni? Şey. Biz arkadaşlarımla geceleri bir tane şey var. İzinli Snoop'un korku dizisi Netflix'te. Tepedeki ev. Heh. Onu izliyorduk. Onu izlediğimiz zamanlar hepimize böyle tek tek paranormal olaylar olmaya başladı. Benim o kadar değil de. Ne olmuştu biliyor musun abla? Arkamda kimse oturmuyor ve arkamda şey yaslanma yeri de yok. Hani saçım falan da sıkışmış olamaz. Sürekli biri saçımı çekiyor gibi hissediyordum. Ya. Sonra Ayça diye arkadaşım var işte. Ayça. Ayça saçımı çözeceğim ben. Ondan sonra birden sabah kalktığında kumbarası yerde ve alt kapağı açıkmış. Paralar duruyor muymuş? Evet. Aa. Annesine sormuş, siz mi düşündünüz falan filan. Onun hırsız da girmemiş yani eve. Paralar duruyor. Sonra bir de şey olmuş ona. Böyle normal telefonuna bakıyormuş, kapı da hafif kıyınaşık açıkmış. İşte ama arkası dönükmüş kapıya doğru. Telefona bakıyormuş. Sonra birden böyle tık 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 sesleri gelmiş. Nereden gelmiş? Kapıdan. Sonra işte bir dönmüş arkasına ama hiçbir şey yok. Böyle olaylar. Bu arada sinirimi bozmaya başladı şuradaki şey ya. Ablam sen o aynayı orada ne var ya? Orada neyin yansıması orası? Abla korkuyorum. Beğeni. Beğeni salak mısın ya? Arkam döndü öyle bir gölge falan yok ama oraya bakınca var. Beğeni mal mısın ama bir sakin ol. Salak ya. Bir şey söyleyeceğim bu arada, ben gerçek olduğunu biliyor muyum, daha çok gülüyorum. İnsanlar o yüzden çek. Salak evde annem yok mu? Git annemin yanına, tam kapat kamerayı git. Anne yayın izle, sadece filme gelsin. Güle güle anlatıyordu. Benim de saçım sıkıştı gibi hissettim ama arkada da hiç saçımı sıkıştıracak bir şey yoktu. Abla korkuyor annem. Allah'ım ya. Anne Beğeni gel de al, sonra beraber gidin salona. Anne varayım mı ablam? Şey, benim saçım ne oldu lan? Benim saçım niye böyle lan? Çok kötü şu an. Saçımı düzeltemeyeceğim galiba. Çok
Çok kötü oldu saçım, neyse. Siz ciddi misiniz? Oğlum bak Haysa, Allah Allah. Neyse bir şey demeyeceğim size. Neyse ablam korkma, saçma ama hadi sen kamerayı kapat, annemin yanına git ablam. Sen de korktun değil mi? Başıma bir iş geldi. Yo ben hiç korkmadım. Ben korkma yaşımı geçtim artık, büyüdüm. Orada ne var ama hala anlamadım. O nerenin yansıması onu anlamadım. Ben ne var demiyorum. Orası neresi onu soruyorum sana. O bir ayna yansıması mı? Orada bir şey mi var yer olarak? Komodi mi var? Ne var yani? Tipe bak ya. Ben salak mısın? Ya bir kapat git hadi ya. Annemin yanına git hadi. Vallahi ya. Ama başıma bir iş gelirse herkesin önünde gelsin. Ya bir git verin ya. Annem arıyorum seni alsın. Annem şu an kendi crush oynuyor kesin. Çocuğun da gidesi yok. Bir şey yok tamam. Evet ya hiçbir şey yok. Gitgide açıldı rengi zaten. Alo anne, Behrin'in odasına gidip Behrin'i alsana. Behrin korkuyormuş, yanına gelemiyor. Odadan çıkamıyor, sen onu al. Ya geldi. Babam mı geldi? Tamam anne. Babam gelsin. Babamın sesine mi korktun Behrin, öyle diyor. Babam gelmesin. Hadi hadi tamam. Anne gel bir yanıma. İyi. Hayır tam önüne geçiyorsun. Anne telefonu kaptım ya. Bir şey vardı. Anne kameraya var. Yok yok tamam, sen bu Behrin'i al da siz bir salonda güzel güzel dizi film bir şeyler izleyin. Çocuk korktu. Ya hayır ben gitmek istemiyorum. Ben kapatacağım ablam, kapatacağım. Ne diyor anne? Senin arka planında, arka plan değil de müzikte şey var ya. Görüntü. Ben saçımı tutturayım. Benim saçım çok kötü oldu ya. Kapatasım geldi. Tamam baban geldi. Bu ne ya? Tamam babama selam söyle, konuşuruz tekrar anne. Evi diyor, soysalar kimsenin haberi olmayacak diye. Ne? Anne evi bir şey söyleyeyim. Behrin, Behrin madem sen aç, sana hostlayayım, oradan devam edersiniz siz. Neyi hostlayacak? Ya, şaka yaptım, chatten çaldım eskiliği. Onur 9. ayın kutlu olsun, hoş geldin. Onur Birlik selam geldim demiş. Onur hoş geldin. O zaman şöyle yapayım. Behrin ciddi ciddi kapatıyorum. Gece açacak olursam, illa açasın varsa gelirsin sen. Nasıl fikir? İyi fikir. Ay. İyi tamam ablam. Ben de olmasam seni kim eğlendirecek? Haklısın ablam. Hadi görüşürüz. Ya ablam. Behrin'cim, aa tuvaletim geldi, altıma yapacağım. Hadi artık ya. Ne? Bir de görüntün çok kötü. Çok piksel piksel Behrin. İyi gidiyorum ya. Gidiyorum. Tamam çekemedim beni. Hayır hayır. Bir daha gelirsin yarın falan. Evet. Çekemiyorlar. Sıkılıyorlar. Tamam gidiyor mu? Gidiyor. Tamam ablam. Öptüm kendine. Çok iyi bak. Hadi bay bay ablam. Başıma bir iş gelirse bir link şuradaki insan gibi. Tamam ben öyle yapacağım. Öyle bileceğim ablam. Allah korusun ya. Görüşürüz. Abi benim sayemde böyle şeylere inanmış olursunuz. Tamam. Dur dur. Tamam tamam Behrin. Hadi öptüm. Sen de ders çalış biraz. Tamam mı ablam? Tamam.
Tamam, hadi bay bay, sağ ol geldiğin için. Her şeyi ne alacağız tepkide değil mi abi? Ya şu göz kırpmanı yapma artık ya. Burçlara mı inanıyoruz yazmış yazan. Aa, seni ekrandan çektim yanlışlıkla. Dur dur, geri dön. Ya of, bu kadar kıskandı belli etme sen. Ablam, ablam öptüm. Hadi bay bay. Bay bay. Oh be. Şaka yapıyorum. Abi saçımı benim ne olmuş ya, bu tipime ne olmuş? Meli, ay bir de saniye. Aa, Berin direkt çıktı mı? Evet. Evet. Kovdun kızı. Kovdun. Kovmadım, kovmadım. Ben de kapatacağım ya, o yüzden acele ettim birazcık. Çok tuvaletim geldi de o yüzden acele ettim. Ben bir de dedim çare açmayacak olsa gece bir daha açarım nasıl olsa. Kendimi yormayayım, yemek yiyeyim sonra bir daha açarım diye düşündüm o yüzden. Oyun yok mu? Oyun oynadık, gece oynarız. Abi cidden benim saçım çok kabarmış. Yapacak bir şey yok. Yayın bitti paşa. O zaman tamam. Ben kendimi susturayım da yayın kapanışına geçeyim. Teşekkür ederim Dilay, Elif, Lara, Efe, benimle oyun oynadığınız için. Rica ederiz. Sağ olun. Berin, sana da teşekkür ederim tekrar. Çete kovdun yazmış ya. Tamam o zaman. Fein oynayacak olursak da gelsiniz yarın falan ha. Ben yarın belki oynarım dedim. Konuşuruz, haberleşiriz. Tamam, haberleşiriz. Tamam. Tamam o zaman. Ben susturdum, kendi kapanış yaptım. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Oh arkadaşlar, şimdi bir şey söyleyeceğim. Berin ne diyorsun yine? Önemli yazmış. Abi benim saçım. Ben bu saç hayatta yayına devam edemem. Cidden. Yayını kapatacağım ama gece bir daha açarım bence diye düşündüm. Açmazsa çare dediğim gibi açarım. Açarsa da yine orada görüşürüz. Valorant falan oynarız belki gece. Hasan gelmek istersen ETS konvoyu bile yapabiliriz. Ondan sonucuma anlakivamı sağ ol. Tam ekran etmeyi biliyorum tabii ki de kendimi oğlum. İşte öyle. Şimdi ben bir yemeğimi yiyeyim. İşte onu bunu yapayım. Belki saçımı düzleştireyim falan. Gece konuşuruz bir şey. Açacak olsam 12'de 12.30 gibi falan açarım. Behrin'in de ethernet kablosunu göndereceğim Behrin'e, daha mantıklı bir internetle yayın yapabilsin diye. Bir saniye. Heh, tamam geldim şimdi. Ha öyle işte. Çocukluk fotoğraflarını da, ha çocukluk fotoğraflarını ben editöre söyleyeceğim. YouTube açacak, oradan da şey yaparsınız. Devam edersiniz yani. Haftanın anları. Aa, bunu da izleriz gece açarsam. Ah be, bunu izleseydim keşke. Bugün hiç video bile izlemedik ki. Full Berin'le sohbet ettik. Dolgu nasıl yapılır? Bunları izleyin, öğrenirsiniz. Görüşürüz, görüşürüz. Tamam, şey olursa gece açarım. Görüşürüz gece, haberiniz olsun. Bekliyorum. Discord'dan da everyone atarım. Oradan haberiniz olur. Discord'a gelin.